düşmüşsün de. Buralardaydım, geçerken bırakayım dedim. Rahatsız etmedim umarım. Nefise kimmiş gelen? Azime mi? Gelsin gelsin, çekinmesin. Nefise. Niye cevap vermiyorsun? Allah Allah. Nefise. Kimmiş gelen? Senin Betin benzin niye attı? Gelen kötü bir haber mi getirdi? Kapıyı niye apar topar kapattın? Muzaffer, ben de tam onu söyleyecektim şimdi. Azim abla. Azim abla. Evet, evet. Azim abla, ben kendim Azime. Ya Nefise şey ya, ben dışarı çıktım ya. Çantamı unutmuşum ben burada. Yoldan geri döndüm çantamı almaya. Ay bir şey bölmedim değil mi? Merak etme Azime, hayır bir şey bölmedin. Evet. Hadi ne duruyorsun? Gir. Hadi. Sen bana ne söyleyecektin Nefis? Ben şey diyecekti ya. Nefise bizim manyak komşu var ya. Ya bizim bir çiçek sorunumuz var. Şimdi bizim çiçekler onun bahçesine mi giriyormuş ne? Kadın mahallenin delisi. Şimdi Nefise onunla görüşecekti aslında da herhalde onun için izin isteyeceksin. Değil mi sen Nefise? Ha? Ya kadın manyak dayanmış kapıya, demin kapının önündeydi. Ben onu kovalıyorum, geri geliyor. Kovalıyorum, geri geliyor. Bölmesin dedim sizi. O arada kapıyı ben çekeyim derken, o arada işte tam Nefise açtı, ben kapıda beliriverdim. Ya git kadın manyak başımın etini yedi deminden beri, deli midir nedir, git bir konuş yani Nefise. Ben eşlik ederim Muzaffer Bey'e. Ben gideyim, konuşayım mı yani? Tabii ki git. Git bir konuş. Ya vallahi bir daha dayanır, kapıya gelir melir yani bunlar hiç iyi şeyler değil. Olay çıkar yani. O yüzden tabii sizin için sakıncası yoksa. Yok, git konuş, ben beklerim. İyi, ben bir gideyim konuşayım o zaman. Tamam. Bakayım ben. Ay Nefise var ya, heyecandan kalbim duracaktı ya. Neyse ki fazla uzaklaşmadım, içime doğmuş. Durumu savsakladım ve bir felaketi önledim. Evet, evet, Muzaffer görse kesin yine kıyameti kopartırdı yani. Elin adamı gelmiş, kapına dayanmış. Nasıl açıklayacaksın? Ya işte abla, o yüzden ben de Muzaffer'e anlatmaya çalışıyordum Kemal Bey'le çalıştığımı. Tam o sırada Kemal Bey kapıda belirdi zaten. Allah sen bana sabır ver ya Rabbim. Abla, olmaz. Bak böyle olmaz. Benim bu durumu Muzaffer'e anlatmam şart. Şimdi mi aklın başına geldi ha? Neyse, dur. Ben içeri girerim, tamam mı? Muzaffer Bey'i oyalarım. Sen de bu arada git, de ki gelmeyeceğim de. Çalışmayacağım de. Sen de buradan git de, zırpırt gelme de. Ya Muzaffer Bey, hayatta senin o adamla çalışmana izin vermez. Tamam, çalıştım, çalıştım. Söylemeye çalıştım işte ben ya, of. Neyse, tamam, tamam hadi deneyeyim. Yürü hadi, yürü. Zeynep. Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Kapı aralık kalmıştı. Geçerken öyle bir bakayım dedim de. Kartal Beyler erken çıkmışlar kendileri. Yaşadığı şoktandır. Belki de kaçmıştır ha. Vallahi iyi ki seni dinlemişim. Onun bu saçma salak oyununa karşı iyi ki meydan okumuşuz. Böyle bir şeyim var, kendimi hafiflemiş gibi hissediyorum. Sen daha beni dinlersen daha çok hafifleyeceksin gel buraya. Peki, madem Ahmet değilsin, senin istediğin olsun bakalım Kartal Kara. Oyunu onun silahlarıyla oynayacağız, tamam mı? Ben şu an neyi merak ediyorum biliyor musun? Yani Kartal olarak hangi dahiyane planların peşinde şu anda? Önemli değil ki. Ne fark eder? Bırak, yani düşünme. Çünkü bu savaşı her türlü aşkımız kazanacak bizim. Eğer delirip saçma sapan hareketler yapmazsa tabii. Yapamaz. Çünkü Ahmet'i kendi elleriyle öldürdü. Kartal'ı ateşe atamaz. Hı-hı. Ya bırak şimdi o adamı ya.
Sevgilin için biraz vaktin var mı? Ha? Senden hemen ayrılmak biraz zor geliyor da. Aslında böyle birkaç işim vardı sanki. Ha, bensiz plan yaptım öyle mi? O asansöre bak ya. Bizi ayırıyordu. Ya Allah. Tamam tamam. Planlarımı iptal ederim ben senin için. Öyle mi? Hadi bakalım. Keşke gelmeden haber verseydin diyeydi. Haklısın. Ben geçerken saatini vermek istemiştim sadece. Evet, ben onu çalışırken çıkarmışım. Sonra da unutmuşum ya. Teşekkür ederim. Ya bu arada Kemal Bey, kusura bakmayın. Şimdi Azim abla sizi böyle bir anda kapıda görünce... o da telaşlanmış, böyle çekiştirerek buraya kadar getirmiş falan ama... haliyle kadıncağız da tedirgin olmuş tabii yani. Önemli değil yani. Ben Muzaffer Bey'in sesini duyunca geri çekildim zaten. Benden pek haz etmediğini biliyorum. Benim yüzümden tartışmanızı istemedim. Yani fark ettiğimi bilmiyorum ama bak, bir sorun olduysa ya da kızdıysa gidip konuşabilirim onunla. Yok yok, hayır hayır. Hayır, hiç gerek yok gerçekten. Ne konuşuyorlar bu kadar? Bir sorun mu çıktı? Ona bakacağım. Yok canım, ne sorunu? Yok bir şey. Dur ben bir gidip bakayım kimmiş bu komşu, derdi neymiş anlayalım. Yok yok, anlamayalım anlamayalım. Ne diyorsun Azime, çekiliyor mu? Hayır hayır, çekilemem Muzaffer Bey. Azime çekil. Hayır, çekilemem. Yani sizin oraya gitmeniz yakışık almaz efendim. Bir dakika, bir dakika. Yakışık almaz ne demek? Muzaffer Bey, burası böyle bir belgesel alanı gibi. Hı. Yani buradaki komşular timsah gibi. Bir yalnız ceylan gördükleri zaman dedikodu yapmak için hemen pusuya yatarlar. Şimdi siz oraya giderseniz Nefise ile ilgili dedikodu çıkarırlar. Ne dedikodusu? Nefise hala benim karım. Ben gideyim artık o halde. Kemal Bey, bakın ben yani çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm ama yarın için... Yarın. Tamam mı Nefise, yarın. Yani bunları yarın konuşuruz. Sen şimdi eşini yalnız bırakma istersen. Ama şey... Nefise, yarın. Artık bu kötü ayrılık bitsin de... Nefise ile çocuklar villaya dönsünler. Nefise sana teklifimden bahsetti mi? Çocuklarla beraber villaya dönmesini istediğimden. Evet, bahsetti. Vallahi ağzından da hiç düşürmüyor. Gece de heyecandan uyuyamıyor. Aynı odada yatıyoruz ya. Kabul edecek yani. Aa, ne demek kabul edecek? Nefise'nin en büyük hayali bu. Sizinle ve çocuklarıyla villada yaşamak. Kabul etmeyecek de ne yapacak? Allah aşkına amca. Bu kız daha çok küçük, Allah aşkına. Bel altı vurmadan bu maçı alamaz. Anla. Ben de bel altı vuramam. Sen de bunu anla. Olmaz diyorum sana. Bak amca, her şeyi iste benden ama bunu isteme ne olur. Hala Zeynep için, kardeşi için endişeleniyorsun öyle mi? Senin için kim endişelenecek ha? Durdur şu arabayı. Amca durdur şu arabayı. Durun. Nereye gidiyorsun? Oğlum beni bağırtmadan gir şu arabaya. Şimdi kız dönüp görecek seni oğlum. Görse ne olacak? Gördü zaten şirkette. Biliyor beni. Gördü mü? Kartal olarak mı? Evet. Zerim'in yanına gelmiş. Beni merak etti, belliydi. Tanıyor yani beni. Biliyor yani yeni Ahmet'i. Peki inandın mı hemen Kartal olduğunu? Bilmiyorum amca, bilmiyorum. Fark etmedim, anlamadım, bilmiyorum. Peki şimdi çalıştığı yerin sokağında seni gördüğü zaman ne düşünecek? Oğlum, daha patlatmadan elimizdeki silahtan olmayalım. Olmaz amca, olmaz. Bak bu konuyu hiç açmadı sayıyorum, tamam mı? Ben diyeceğimi dedim. Benim Cemre ile aramda hiçbir şey olamaz, olmaz. Ben sana gerçekten bir şey olsun dedim mi? Ya bak, ben Cemre'ye o gözle bile yaklaşamam ki. İmkansız bu. Ben onu kendi oyunuma alet edemem, yazık edemem ona. Tamam, tamam. Tepkini anlıyorum. Ama önce söylediklerimi bir dinle. Geç arabada konuşalım. Amca bak. Ahmet, bin arabaya. Bak yeğenim, istemezsen zaten kabul etmek zorunda değilsin. Ama ben sana intikamını almak için bir yol getiriyorum. Onların yüzünden ölen baban için. Anladın mı? Hadi geç bin arabaya. Ah Nefise, nihayet. Neymiş komşunun derdi? Bir sorun yoktur umarım. Muzaffer şimdi şöyle ben... Ya ne dedi o manyak komşu ya? Ama Muzaffer Bey, çiçek böcek meseleleri. Yok bizim çiçeklerin dalları yaprakları onun bahçesine düşüyormuş. Biz gidiyormuşuz onun çiçeklerini koparıyormuşuz. Onu mu diyor? Ne diyor ya? Onu mu diyor? Evet evet, onu diyor. Yani onun gibi bir şeyler geveledi falan ama şey... Yani bir sorun yok. Hallettik. Hallettik. İyi.
sorun çözüldüğüne göre artık. E hadi yemeğe oturalım. Yemeklerini tatmak için sabırsızlanıyorum. Ay Muzaffer Bey, ne kadar haklısınız. Aç bıraktık sizi vallahi. Evet. Ama lütfen 5 dakika daha rica ediyorum. Nefise çok özendi. Bir yemekleri kontrol edelim. Soğudular mı? Soğudularsa ısıtalım. Evet, evet bir bakalım. Evet, sen geç. Lütfen rahat edin. Peki, peki. Oğlum söyledim sana ya. Ekti kız bizi. Kız okula dönecek olsa niye atlatsın bizi? İzini kaybettirsin ha? Ummi, bu kızdan her şey beklenir oğlum. Sırf pisliğine bile yapmıştır, arkadaşıyla falan buluşmuştur. Ya yok oğlum, dönmez ya kız bir daha okula ya. Ne dönecek? Ekti lan bizi. Ya kız Asya'nın arkadaşı değil mi? Aynen öyle, tekneye de gelmiştik. Bakarız. Hey, hey, hey. Hey değil benim adım. Seçil. Seçil. Kusura bakma, nasıl sesleneceğimi bilemedim, pardon. Asya nerede? Senin yanında olması gerekmiyor mu? Senin sorumluluğunda değil miydi? Ben de sana onu soracaktım tam. Asya beni ekti yani, kaçtı yanımdan. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Gördün mü? Hiç konuştunuz mu? Yoo. Aradım, açmadı. Biraz atışmıştık da gönlünü almak için mesaj attım. Mesaja da geri dönmedi. Ya Asma abla, Kemal Bey beni hiç dinlemedi biliyor musun? Yani ben yarın işe gidemeyeceğimi söyleyemedim ona. Niye o kadar oyalandın o zaman ha? İki kelimeyi sen bir araya getiremedin mi? Neyse, o zaman telefon açarsın. Telefonu açarsın, ben işe gelmiyorum dersin, kapatırsın. Ya iyi de ben işe gitmezsem adam çok zor durumda kalacak. Sana ne be, sana ne? Sen gitmezsen adam batacak mı ha? Sen kendi derdine bak. Orada çalışmak falan yok artık, olmaz. Bana bak. Muzaffer Bey, sakın bundan bahsetme. Bak ben kalp krizi geçirip ölüyordum, sakın. İki tane zibidi tip vardı yanında, böyle şu boylarda falan. Sen tanıyor musun onları? Benim samimiyetim yok o tiplerle. En son gördüğümde Asya onlarla konuşuyordu. Acaba onlarla buluşmuş olabilir mi yine? İnşallah öyle değildir. Neden öyle dedin ki? Arkadaş değiller mi? Pek sağlam pabuç değillerdir de. Aslında pek Asya da sevmez onları ama arada bir görüşüyor işte. Ne bileyim. Nerede olabilir peki? Bilmiyorum. Oğlum bu kız kötü oldu iyice. Hani dayanıklıydı, bu ne oldu? Ne bileyim oğlum, ben rol mü yapıyor, ne yapıyor anlamadım ki. Asya. Valla bana hiç rol yapıyor gibi gelmedi. Senin ne işin var oğlum bu kızla? Ha? O kadar piyasada kız var. Gönder gitsin şunu ya. Bir şey olmaz. Tam kıvamına geldi işte. Hadi kaybol biraz sen. Bak, içeri gidiyorum. Ne yapacaksan yap. Hemen hızlıca hallet, sonra gönder şunu gitsin buradan. Başımıza bela lazım değil. Asya iyi misin? Çok kötü görünüyorsun. Çok fena terlemişsin. Hadi gel üstünü değiştirelim. Çekil. Bırak. Ama hasta olursun bak. En azından şunu çıkartalım üstünden. Gel. Git. Sakin ol. Seçil. Seçil. Bak, benim Asya'yı bulmam çok önemli. Yani başına bir şey geldiyse ve tehlikedeyse falan... Yani ben de çok zor durumda kalırım. Sen çocukların yerlerini biliyor musun? Biliyorum galiba. Ama bir dakika. Suat. Ha? Sen tekneye git. Niye lan? Sen git tekneye, biz Asya'ya bakarız, buluruz. Olmaz oğlum. Duymadın mı? Herifler tekin değillermiş. Anca beraber, kanca beraber. Yalnız bırakmam seni. Ya bir şey olmaz Suat. Ya senin teknede kalman lazım. Orayı idare etmen lazım. Kemal Bey falan gelirse durumu toparlarsın. Hem ben telefonu kapatacağım. İnşallah Asya'yı falan bir an önce bulur gelirim de sorun çözülür. Ha. İyi tamam, o zaman ben tekneye gideyim. Ben orayı hallederim, sen merak etme. Tamam. Hadi. Adresi verir misin bana? Ben de merak ediyorum. Beraber gidelim. Arabam burada zaten. Hadi vakit kaybetmeyelim.
anlamıyorsun kendin kaşındır. Ya taşma! Ulan sen sapık değilse ben de sana göndermeden seni kes! Yaklaşma! Yaklaşma! Ne yapıyorsun? Kızım manyak mısın sen? Ne yapıyorsun? Nereye getirdiniz beni? Kızım kendine gel. Kaçırdınız mı? Ne yapacaksınız bana? Önce sandırıp sonra öldürecek misiniz? İmdat! Sus! Diyeceğim paranoya bağladı. Tanımıyor musun bizi sen? Tanımıyor musun? Böyle bir şey yapar mıyız? Dilecin etkisindesin. Kendine gel. Gördüm ben. Gördüm. Bağınızı baktığınızı gördüm. Zarar vereceksiniz bana. Uzak durun benden. Ne yapacaksınız bana? Saldıracak mısınız? İmdat! Bak kahretsin. Aç şu kapıyı. Gidin, gidin, rahat bırakın beni, yalnız kalmak istiyorum. Nefise, her şey çok güzeldi ama özellikle sarmalar muazzamdı. Afiyet olsun. Marifetli olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin edemezdim. Muzaffer Bey, ben size söylemiştim. Nefise'nin sarmaları çok meşhurdur. Çok güzel sarar. Nefise, şu geçen konuştuğumuz konuyu hatırlarsın. Artık bir nihayete erdirsek. Hı? Nefise, çocuklarla beraber eve dönmenizi istiyorum. Evimize dön Nefise. Ne diyorsun? Muzaffer, hep birlikte yaşamayı ben de isterim. Harika. Tamam, çok güzel olacak her şey. Ben zaten evi kafamda dönüştürmeye başlamıştım. Çünkü daha geniş bir aile olacağımız için bazı değişiklikler şart. Detayları beraber hallederiz. Allah'ım! Bu ne sevgi, bu ne incelik. Gerçekten her şeyi çok güzel düşünüyorsunuz Muzaffer Bey. Nefise çok şanslı bir kadın. Artık sen de toparlanmaya başlarsın. Ha, tabii önce çocuklarınla konuşmak istersin. Elbette. Bana. Yüklensene sen de. Ne yapayım oğlum, kapıyı mı kırayım ya? Bak bizimkiler geldiğinde bana sıkıntı yaparlar. Ne olur vazgeç artık ya. Asya aç şu kapıyı, Asya. Rahat bırakın beni. Yardım etmeyeceksen defol git sen de o zaman buradan. Gözüme görünme benim. Rahat bırakın beni. Bak bir daha böyle bir fırsat elimize zor geçer. Değerlendirmemiz lazım. Tamam hadi tamam, ne yapıyorsun, yükleniyoruz mu? Hadi. Ne yapıyoruz hadi tamam. Sen burada, ben burada işte hadi. Gitme! Böyle bakmaya devam edersen ben burada eriyip gideceğim ha. Asıl sen böyle davranmaya devam edersen benim kalbim eriyip gidecek. Nasıl davranıyormuşum bakayım ben? Ya ben ne hata yaparsam yapayım, ne yaşarsam yaşayayım, sen bana inanmaktan, beni sevmekten vazgeçmedin. Vazgeçmem Zeynep. Ben seni sevmekten asla vazgeçmem. Onur. Öyle sevgi dolusun ki. Anlayışlısın.
güzel bir kalbin var. Rüya gibisin. Hatta bence her genç kızın hayalini süsleyebilecek bir adamsın. Ve böyle bir adam beni bulduğu için ben çok şanslıyım. Sana bir şey soracağım. Ama doğru cevap vereceksin. Tamam. Sen hep böyle mükemmel miydin? Zeynep, söyleme böyle şeyler ya. Bence hiç kimse mükemmel değildir. Bir daha konuşmayalım böyle şeyler, hadi. Ayrıca ben bu bakıştan hiç hoşlanmadım, bunu sana belirtmek isterim. Hangi bakıştan? İşte tam bu bakıştan. Çünkü ben sevdiğim kadının bana aşkla bakmasını isterim. Minnetle değil. Sen bana baksana. Aşkla bakmıyormuşum gibi mi geliyor sana şimdi yani? Bilmem. Bir bakayım. Bazen görmek yetmiyor. İnsan bazen de duymak istiyor. Seni seviyorum. Güzel kalpli. Güzel gözlü adam. Seni çok seviyorum. Güzel gözlü. Güzel kalpli. Ve güzel yüzlü kadın. Burada bekle. Neden gelmiyorum ya? Ya içeride ne olup bittiğini bilmiyoruz. Sen arabada kal burada, ben onu alıp geleceğim, fırlar gideriz hemen. İyi peki tamam. Ama daire numarasını bilmiyorum. İkinci kattı galiba. Tamam sen burada bekle, alıp geliyorum. Asya! Bırakın kızı Asya! Asya, bak sen bizi yanlış anladın. Hani biz sana bir şey olmasın diye. Yaklaşma! Sen de ne korkak çıktın be. Burada kal, bir yere ayrılma. Kapıdakini halledip geliyorum. Asya! Asya nerede? Sana ne oğlum? Sen kim oluyorsun? Burada biliyorum. Kekel Asya! 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 Bak benim emrim. Ver elindekini bana hadi. Geçti hadi, gidiyoruz buradan. Geçti. Gidiyoruz buradan hadi. Hadi gel. Ben onu götüreyim buradan ne olur lütfen. Tamam, tamam tamam, hadi gidiyoruz gel. Nereye? Sen bu işe karışma. Alt tarafı biraz tartıştık, hepsi bu. Çek git de biz de aramızdaki meseleyi halledelim. Başlatma meselenize, çekil önümden hadi. Polisi arıyorum şimdi. Oğlum bak, polis molis yok. Evin durumu ortada, başımıza bela alırız. Yeter, vazgeç artık. Çekil artık şuradan hadi. Tamam, ayarsızın teki zaten. Onun için...
için dertsiz başımı derde sokamayacağım. Hemen olur götür, ne olur götür lütfen. Tamam. Seçil. Asya'nın eşyalarını al içeriden hadi. Tamam. Hadi çabuk. Hadi yürü gidiyoruz. Yürü, yürü. Pisliğiniz ortada. Bu iş daha burada bitmedi, haberiniz olsun. Hadi yürü gidiyoruz. Abim de burada. Allah Allah. Ne arıyor burada? Bir aksilik yoktur inşallah. Hadi git bakalım. Çocuklarla nasıl konuşacağına karar verdin mi? Efendim, siz hiç merak etmeyin. Biz onlarla konuşuruz, onları ikna ederiz. İkna olmayacak ne var yani? Siz her şeye rağmen yüce gönüllü davranmışsınız, affedici olmuşsunuz, sevgi dolu olmuşsunuz. Yani bu durumda çocuklara ne düşer? Kabul etmek düşer. Hayrola? Neyi kabul edecekmişiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce neyden bahsediyordunuz? Anneciğim sonra konuşuruz biz. Abi, vallahi şaşırmadım desem yalan söylemiş olurum. Senin ne işin var burada? Ben buralardan geçiyordum, uğrayayım dedim. Ha, sen buralardan geçiyordun, öylesine bir uğrayayım dedin, öyle mi? Evet. Anladım. İyi yapmışsın. İyi yapmış. Bir dakika. Siz barıştınız mı? Onur, biz artık gidelim. Mert okuldan gelmek üzeredir. Hem belki Nefise de kızıyla rahat rahat konuşmak ister. Haberleşiriz. Tamam. Evet. İyi. Görüşürüz madem. Tamam. Güle güle Muzaffer Bey. Yine bekleriz. Hoş, artık bir daha gelmenize gerek kalmadı. Ne var Nefise? Yani kapatırız evi, bitti gitti. Muzaffer, görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal. Abi. Hı. Ben Zeynep'le bir şey konuşmayı unutmuşum da. İyi konuş, bekliyorum ben. Ha yok, sen hiç bekleme. Zaten arabalarımız ayrı ayrı ya. Sen istersen eve git, evde konuşuruz ha. Tamam Onur Bey, tamam. Ne konuşacaktın? Ben aslında Zeynep'i eve bırakmaya gelmiştim ama eğer izin verirseniz Zeynep'le biraz daha görüşmek istiyorum. İzin mi? Ne için? Zeynep'i bir saat daha sizden alıkoymak için. Tabii müsaadeniz varsa. Yani Zeynep kendi istiyorsa tabii ki var. Tamamdır. Hadi Zeynep, hazırlan o zaman. Gidelim bir önce. Dur, ben ne oluyor anlamadım ki. Zeynep, daha fazla merak etmek istemiyorsan seni arabada bekliyorum. Çabuk ol. Teşekkür ederim. Allah Allah. Kızım, gitsene adamın arkasından ya. Ben bile merak ettim. Tamam. Ayakkabını falan giy. Ay Allah, Allah aşkına ne oldu ya? Sen bir şey anladın mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya Nefise, biraz anı yaşa ya, anı yaşa. Allah yüzümüze güldü be, yüzümüze güldü. Ne oldu da güldü acaba? Ay vakit çek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Azim abla. Bana ettiklerin az mı gelecek? Azim abla. Yandım Allah. Ay Fitur, Allah aşkına oynayıp durma ya.
Ya çocuklara nasıl söyleyeceğiz onu söyle sen. Çocuklara babanızın evine geri dönüyoruz, dönüyoruz diyecek. Ay yok sen iyice delirdin herhalde gerçekten ya. Ya zaten Emre kabul etmeyecek. Bir de üstüne üstlük babanıza mı gidiyoruz diyeyim ben. Kızım tabii ya. Aa, Allah Allah. Babaları değil mi? Abla, şunu şöyle söyleyip durma ya. Kızım, farkında değil misin ya? Kızınla sen turnayı gözünden vurdunuz. Muradınıza erdiniz. Daha ne istiyorsun? Aa, sen Kıvırcık'ı düşünme ya. Kıvırcık bende. Ben onu ikna ederim. O zaten kardeşlerini özler, villaya gelir. Muzaffer'le yalnız kalmasınlar diye. Muzaffer canavar ya, ham yapar diye korkar. Bu yani çözümün. Kızım bak, her şey çok güzel gidiyor Nefise. Her yer süt liman. Kemal meselesini de söylemedik. Ya sen bana güven. Ben bitti demeden bitmez. Ay çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu Çok beklettin mi? Evet ya, eve geç kalacağım. Gitmem lazım. Sen niye çağırdın bunu? Seni özledim. Özledin mi? Onun için mi çağırdın? Bir de... bunu vermek için. Kaan... Kaan bu ne? Küçük bir hediye. Güzel bir şey. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Şu herifi görüyor musun? Çok güzel. Taşları gerçek değil mi? Gerçek tabii aşkım. Sen mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Bir yerden tanıyorum sanki ama... Tamam tamam hatırladım ya bu... Cemre'nin peşindeki çocuk galiba. Tanıyordun yani. Evet. Nasıl bir pislik olduğundan da haberin var mı? İnceletip araştırdım biraz. Zengin bir aileden gelmesine rağmen... torbacılık yapıyor. Ne? Kendi de bağımlı. Bunun babaannesi aniden para vermeyi kesince bu da zorda kalmış. Satmaya başlamış. Emin misin Emce? Eminim yeğen. İş üstünde görmüş bizim çocukla. Hiç bu kadar pahalı bir kolyem olmamıştı. Artık oldu. Yoksa olmasa beni terk mi ederdin? Ne demek bu şimdi? Yani kardeşinin arkadaşı Suat. Onun gibi çulsuz biri değilim sonuçta. Öyle biri olsam beni istemezsin diye düşündüm. Kaan sen ne söylüyorsun? Ne alakası var şimdi? Tamam tamam şaka yaptım. Hadi boynuna takalım. Nasıl duracak? Tamam. Çok yakıştı. Cemre'nin de başını yakacak bir herif senin anlayacağın. Ne diyorsun sen? Ona Cemre öyle bir kız değil. Bu çocuk sağlam pabuçtu ya Ahmet. Bugün değilse yarın. Ama mutlaka bu herif bu kızın başını belaya sokar. Ulan pislik herif. Kaan bu gerçekten çok güzel bu. Kaç para bu? Hediyenin fiyatı mı sorulur? Boş ver parasını. Ben gerçekten çok sevindim. Gerçekten çok sevindim ya. Beni çok şaşırtıyorsun. Aynı zamanda çok şımartıyorsun. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Bir şey diyeceğim ya. Sana düzenli çalışmak yaradı ha. Restoran işleri iyi gidiyor herhalde. Evet, gayet iyi. Bak yeğenim. Benim planımı hemen uygulamasan bile... o kızı şu herifin elinden kurtarırsın.
Cemile'ye iyilik yapmış olursun yani aynı zamanda. Amca olmaz, olmaz. Ben sana bunu söyledim. Ailesi ilgilensin. Biz gerekirse çocuğun başına bir bela açarız. Cemile de kurtulur, tamam mı? Olmaz diğer türlü. Olmaz. Peki madem. İstemiyorsan ısrar etmem. Ama sen yine de bir düşün benim söylediklerimi. Sonra bana mutlaka hak vereceksin. Şunu aklının bir kenarına yaz. Sen okey dediğin zaman ben her şeyi hazırlayacağım. Sonra da planımızı devreye sokacağız ha. Babaannen de senden memnun anlaşılan. Maaşına zam falan mı yaptı? Onun gibi bir şey. Bu gerçekten çok güzel. Ama benim şimdi onu çıkarmam lazım. Yani bizimkiler görür falan, şimdi laf anlatamam onlara. Şimdi buraya koyuyorum. Sonra yine takacağım. İyisin değil mi canım? İyiyim. Açık havaya geldi. Eminsin? İyisin? Evet evet. Merak etme. İyiyim işte. Tamam o zaman. Toparlanmana sevindim. Bizi çok korkuttun Asya. Ben de çok korktum. Hala inanamıyorum olanlara. Seçil. Konuyu açma. Peki. Benim gitmem lazım. Evden bekliyorlar. Tamam. Git sen. Görüşürüz sonra. Tamam. Görüşürüz. Sana emanet. Tamam. Baksana pahalı hediyelerle nasıl da kızın gözünü boyuyor. Bayılı şimdi kızı da alıştırır o kullandığı zararlı şeylere. Belki de alıştırmıştır bile. Aynen. Ne sandın oğlum? Bak. Kızı bu bağımlının elinden kurtardığın zaman ona iyilik yapmış olacaksın. Kızın bu lüks hayatına olan zaafını kullanarak mı amca? Ha? Aynen öyle. Bir de bu durumun Zeynep'i nasıl rahatsız edeceği gerçeği var tabii. Sen Cemre ile sevgili olduğun zaman Zeynep nasıl çıldıracak bir düşünsene. Her günü zehir olacak. Aklı Cemre'de olduğu için kendi hayatına bakıp onunla da mutlu olamayacak. Bak yeğenim, senin de istediğin bu değil mi zaten? İntikam. Kendi intikam. Babanın intikamı. Ha? Ben gitmek istiyorum. Onu önceden fazla dinlemek istemiyorum. Hadi gidelim buradan. Kendine bunu neden yapıyorsun? Hiç mi sevmiyorsun kendini? Baban da biliyor bunu kullandığını değil mi? O yüzden dikti beni de başına. Paranı kesti. Babam beni cezalarla düzeltebileceğini sanıyor. Kimse beni anlamaya çalışmıyor. Hissettiğimi sormuyor. Herkes sadece yargılıyor. Ne hissediyorsun? Ben soruyorum sana işte. Anlat bana. Kendini sevmiyor musun diye sordun ya. Sevmiyorum.
Nasıl sevilir onu da bilmiyorum zaten. Hiç sevilmedim ki. Nasıl yani? Kemal Bey, baban seni çok seviyor. Seviyor. Seviyor ama bir şeyler eksik işte. Hiç söylemez, göstermez. Baksana beni ehlileştirme yöntemine. Başıma seni dikeceğine kendi dursaydı ya. Biraz yanımda olmayı, koyduğu mesafeyi biraz aşmayı bilseydi ya. Çok mutsuzum. Yalnızım. Annem öldüğünden beri bu böyle. Ayşe annem yaşarken de çok farklı değildi. Babam yüzünden hep kavga ederlerdi. Anladın mı şimdi neden böyleyim? Kimsenin hayatı kolay değil. Herkesin kendine göre bir zorluğu var ama kolay olan teslim olmak. Kötü şeylerden yardım beklemek. Kendini uyuşturup çare buldun sanmak. Oysa her şeye göğüs germek. Zor olan şey bu. Sen kolaya kaçıyorsun Asya. Senin için söylemesi kolay tabii. Sen tüm o zorluklara göğüs gererken seni seven ailen yanında. Oysa ben yalnızım. Şimdi konuşamayacağım babamla. Kusura bakma, açmak zorundayım. Efendim Kemal Bey. Alo Emre. Asya'nın telefonu kapalı. Berabersiniz değil mi? Evet birlikteyiz yanında. Telefon çantasındaymış da duymamıştır. İyi. Her şey yolunda Kemal Bey. Merak etmeyin. Ben birazdan Asya'yı da bırakırım. Eğer başka bir emriniz varsa. Var. Akşam Suat'ı da alın otele gelin. Ben oteldeyim. Otele mi? Sizin otelinize mi? Evet, aynen öyle. Konuşacaklarım var sizinle. Ha bu arada Asya'yı da buraya getirirsin, tamam mı? Peki efendim. Babama olanlardan bahsetmediğin için teşekkür ederim. Güzelliğine bak ya.
İstanbul'un bize cilvesi. Geceli gündüz bir arada sanki. Bir şehrin ortasından deniz geçiyor. Ve şehri karanlığa teslim etmeden önce güneşin bize küçük bir jesti. Biliyor musun? Gece yaklaşırken içimi bir hüzün kaplardı benim. Neden bilmiyorum. Ama sen şimdi o kadar güzel anlattın ki. Geceyi sevesim geldi galiba. Sen hep mutlu ol. Biz artık hep mutlu olalım. Geceyle gündüz hep bir aradayız. Bir arada mı? Abimle annen. Barıştılar. Hatta bir araya geliyorlarmış. Sen emin misin buna? Ben ne zaman haklı olsam abim beni hep geçiştirir. Ve yine öyle oldu. Annenin yüzünde güller açıyordu, görmedin mi? Evet aslında ya. Bayağı mutlu gözüküyorlardı. Halan da yine bekleriz ama artık gerek kalmayacak dedi. Ya sen var ya, işte gözünden bir şey kaçmıyor ha. Sen iki dakikada her şeyi çözmüşsün bakıyor. Herkes mutlu olduğuna göre biz de artık muradımıza ersek mi diyorum ha? Nasıl muradımıza? Evlenelim Zeynep. Evlenelim. Neyi bekliyoruz? Onur, yani hani annenin onayın, yani işte biliyorsun, ne olur söyletme şimdi. Zeynep, o çok küçük bir ayrıntı sadece. Senin için küçük bir ayrıntı olabilir, benim için değil. Benim için gayet de önemli. Yani benim sözümü tutmam lazım annene karşı. Zaten seninle buluşuyorsa bu kabul ettim demektir zaten. Öyle değil mi? Ya Zeynep, beni de anla. Ben artık bu ilişkinin bir adı olsun istiyorum. Tamam. Seni de anlıyorum ama benim annenin ağzından sözlü onayını almam lazım. Yani sözümü tutmam lazım. Kaldı ki gelini olarak yani böyle birazcık ısınmamız lazım, gözüne girmem lazım filan. Yoksa seni bana vermeyecek. Ama oğlu da artık sabırsızlıktan ölmek üzere ya. Oh. Mecburuz aşkım. Bir süre daha. Tamam. Ben bir görüşme daha ayarlayayım o zaman ha. Seni iyice tanısın. Senin kalbini bilsin. Ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayacak. Her şey çözülecek. Ev işini ne yaptın Tuğba? Biz birkaç yere baktık Zerrin'le ama içmesinden bir yer olmadı. Hiç sevmedim. Yapılar ya çok eski ya çok küçücük. Güzel bir şey yoktu yani. Evet evet. Yani istediğim gibi bir ev bulmak kolay olmayacak galiba. O zaman sana bir emlak danışmanı bulalım. Gerek yok. Yani ben biraz daha araştırayım. Bulamazsam zaten senden yardım isterim, merak etme. Elini çabuk tut. Taşınacağım o evde senin çocuğunu büyüteceğim Muzaffer. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Hı hı. Kötü bir evde büyümesini istemezsin bence. Tuğba haklı Muzaffer. Sen karışma. Ayrıca ne bu acele? Muzaffer. Bir kovmadın kaldı, onu da yap. Şu yaptığın muameleyi ben hak etmiyorum. Anladın mı? Afiyet olsun. Kadın hamile zaten hasta. Sen de üzüp duruyorsun Muzaffer. İyi, o mutlu olacak diye ben huzurumu bozamam. Tamam. Abi sen de biraz sakin olur musun? Tamam, tamam. Bugün çok mutluyum. Hiçbir şeyin bunu bozmasını istemiyorum. Tuğba'nın bile. Hayrola? Mutluluğun sebebini söyle, biz de öğrenelim. Nefise çocuklarla beraber eve dönüyor. O yüzden Tuğba'nın burada kalmasını istemiyorum zaten. Yaşasın Nefise anne, Emre abi burada kalacaklar.
Nasıl yani ya? Çocuklar mı evde? Neyini anlamadın? Evet, hep beraber dönecekler ve burada beraber kalacağız. Zeynep de gelecek. Burada mı yaşayacak Zeynep de? Zeynep de gelip burada yaşayacak. Çünkü Nefise yengemin kızı ya kendisi. O yüzden burada yaşayacaklar. Oo, Nefise yenge. Onu hiç böyle seslendiğini duymamıştım. İçimden geldi. Ama çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü yakın zamanda evleneceğimiz için kendisine anne diyeceğim sanırım. Ben tutayım bakayım. Size de afiyet olsun. Sen var ya sen. Ben masumum. Hadi ye, hadi. Nerede kaldı bu Emre ya? Ay şimdi işi bitmiş olması lazımdı. Gelir birazdan anne. Anne ne oldu? Emre hep bu saatlerde geliyor yani. Sen niye gerginsin? Ya kızım ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum da ondan. Bir şey mi oldu? Yani hep birlikte konuşalım. Emre de gelsin. Peki. Hatta ben bir arayayım bakayım ne zaman gelecek. Dur kızım. Geliyorum. Efendim anne? Hah oğlum. Neredesin anneciğim sen? Ne zaman geleceksin? Ya bir işim çıktı. Kemal Bey çağırdı da oteline bir şey konuşacakmış. Çok sürmez değil mi işin yani? Geç kalmazsın değil mi? Bir sorun mu var anne? Ha, yok yok. Bir sorun yok yani. Öyle merak edilecek bir şey yok. Ben sadece bir şey konuşmak istiyordum da. Tamam, işim bitince oyalanmadan gelirim eve. İyi, iyi. Tamam oğlum, tamam. Hadi evde bekliyoruz. Merak etme. Bir çaresini bulacağız. Çaresi yok Zerrin. Nefise'yle barışacaklar değil mi? Evet. Öyle söyledi Muzaffer. Ama hemen yarın villaya taşınacak değiller ya. Taşınacaklar derken? Nefise kabul mü etmiş? Evet. Çocuklarıyla gelecekmiş. Benim çocuğumu kabul etmedi. Ama Nefise'nin 4 çocuğunu kabul etti, öyle mi? Onlarla aile olacak yani. Öyle mi? Evet. Yolun sonu göründü. Artık çırpınmanın bir anlamı kalmadı Zerrin. Hemen pes etme. Şimdi sinirlerim bozuldu. Bir sakinleşelim. Bir çözüm bulacağız. Bulmamız lazım. O kadının kızı Zeynep'in bu evde kalmasına asla izin veremem. Senin de kabusun gerçek oluyor. Çıldıracağım ya. Ben onları ayırmaya çalıştıkça Onur iş yerini, Muzaffer eve alıyor. Düşünsene ya, her an dip dibe olacaklar Tuğba. Zerrin, eğer o kız annesine çektiyse ne yapar, ne eder? Onur'un nikah masasına oturtur. Onlar ana kız takıntılı. O kadar kolay değil. İşi yokuşa sürdüm. Benim rızam olmadan evlenmeyeceklerine dair söz verdi bana Sabdirik kız. Tabii asla izin vermeyeceğimi bilmiyor. Anne. Suat. Bak olanlardan Kemal Bey'in haberi yok. Aramızda ona göre. Anasını laf oğlum. Tabii ki aramızda lan. Tamam dikkat et ya. Emre. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Selam çocuklar. Oturun oturun. Sizi buraya niye çağırdım merak ediyorsunuz. O halde hemen konuya gireyim. Teknedeki işiniz bitti.
Hadi ya. E malum, havalar soğuk. Tekniği özel misafirlerimiz için tutuyorduk. Artık onlar için şehir turları düzenleyeceğiz. Bize ihtiyacınız kalmadı öyleyse bu durumda. Hayır. Sizi buraya, otele transfer ediyorum. Artık burada çalışacaksınız. Sizin gibi dürüst, çalışkan gençlere her yerde, her zaman ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz Kemal Bey. İyi de biz otel işlerinden anlamayız ki. Merak etmeyin. Buradaki herkes size yardımcı olacak. Siz zaten bakmayın Emre'ye. Biz çok hızlı kaparız Kemal Bey. Burada yapılacak çok iş var. Suat haklı. Yetenekli çocuklarsınız. Hemen öğrenirsiniz. Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Sen zaten kızıma göz kulak olma görevini başarıyla yerine getiriyorsun. Sayende aklım kızımda kalmıyor. İkinci bir Emre kadar o görev hala sende Emre. Diğer zamanlarda oteldeki işine gelirsin. Anlaşıldı mı çocuklar? Tabii tabii. Anlaşıldı Kemal Bey. Delikanlı, anlaştık mı? Anlaştık Kemal Bey. Güzel. Kızım, bu gece otelde kalalım mı biz de? Odanı hazırlattım. Tamam. Sen nasıl istersen baba. İyi. O halde sen odana çık, dinlen biraz. Rengini pek iyi görmedim senin bugün. İyi geceler. İyi geceler canım. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi o zaman biz de müsaadenizle kalkalım. O zaman izninizle Kemal Bey. Ya. Ha Emre, bir saniye. Buyurun Kemal Bey. Sizi dinliyorum. Anne sen böyle bir şey nasıl yaptın? Benim aklım almıyor. Anne sen Zeynep'i tanımaya çalışmadın mı? Anne sen sırf işi yokuşa sürmek için Zeynep'i tanıyormuş gibi rol mü yaptın? Ben ondan böyle bir şey istemedim ki. Kendisi söyledi. Sen de oradaydın. Anne ona ne söyledin? Anne ona ne söyledim ki? Kendini bunu söylemek zorunda hissetti. Ne söylemiş olabilirim? İlişkinize rızam olmadığını söyledim tabii ki. Sen bunu söylemek için mi rol yaptın ha? Bunu söylemek için mi tanıyormuş gibi rol yaptın anne? Arkamdan sevdiğim kadını üzmek için fırsat mı kolladın anne? Ha? Ne kadar üzülmüştür. Bana hiçbir şey söylemedin. Ya bu kız hala senin rızan olmadan benimle evlenmek istemiyor anne. O kadar aklı varmış demek ki. Anne! Anne oğul arasına girecek kadar aptal değilmiş. Bizim aramıza giren tek şey senin bencilliğin. Hala görmüyor musun? Ya bir kez olsun ne istediğimi, bir kez olsun ne hissettiğimi sormadın anne, bir kez. Zaten seni düşündüğüm için istemiyorum ya bu ilişkiyi. O kız seni üzecek. O kız sana göre değil oğlum. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Yanılıyorsun anne. Zeynep tam bana göre bir kız. Tam benim istediğim gibi bir kız, tamam mı? Bak, geçmişte de sözümü dinlemedin. Sonra üzülen sen oldun bak. Hatırlatırım anne, sana. Anne sakın. Anne. Anne sakın. Sakın. Ben lafı nereye getirmek istediğini çok iyi biliyorum, sakın! Bir daha geçmişi sakın önüme serme anne. Geçmiş, geçmişte kaldı, tamam mı? Affedersin oğlum. Tamam. Tamam mı? Tamam, affedersin. Şimdi bana bak anne. Ben Zeynep'le evleneceğim. Ve sen de bunu kabul edeceksin. Eğer söylediklerimin aksinde Zeynep'e bir şey söylersen...
beni yok bil. Her şey yolunda mı? Evet. Kızım, sorun çıkarıyor mu? Yok, çıkarmıyor. Güzel. Güzel. Senin dürüstlüğün hoşuma gidiyor. İçim rahat ediyor. Artık daha huzurluyum. Hadi bakalım. Birazdan servis kalkacak. Onunla gidersiniz. Aa, süper, tamam. Biz o zaman servisi bekleyelim onunla. Hadi iyi geceler. İyi geceler Kemal Bey. İyi geceler. Sağ olun. Ne oldu? Sakin ol. Biz ne anlarız lan otel işinden? İşsiz kalsak daha mı iyiydi kanka? Ha? Kıvırırız oğlum bir şekilde ya. Hem CV'miz kabarıyor oğlum. Yapmadığımız iş kalmayacak. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, 2-3 seneye kalmaz. Biz bu otelin müdür oluruz oğlum. Sonra Suat'cığım niye demedin deme. Uçma oğlum, sağlam bas ya. O kadar da değil, insanlar bunun okulunu okuyor. Gayet sağlam basıyorum kardeşim ayaklarımı yere. Asya'nın bakışlarından anladığım kadarıyla Kemal Bey'e damat oluyorsun. O da senin buranın müdürü yapar. Hatta oteli senin üstüne yapar. Sen de beni müdür yaparsın buraya. Saçmalama. Bakışlar diyorum. Değişmiş diyorum. Odama gitmeden önce kızıma bir iyi geceler diyeyim dedim. Emre ile iyi anlaşmaya başlamışsınız. İşte. Sevindim buna. Ben de. Emre iyi bir çocuk. Biliyorum. Kızım. Sen iyi misin? İyiyim. Yorgunum sadece. Ben pek iyi görmedim seni. Yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi? Baba. Tamam. Gerçi Emre var diye içim rahat. Ama eğer kendini iyi hissetmiyorsan... İyiyim dedim ya. Yok bir şeyim. Peki. Ben uyusam iyi olacak. Peki. Peki kızım. İyi geceler. Aferin Emre. Böyle yanımızda olmaya devam et. Nefise'ye kavuşabilmem için en büyük destekçim sen olacaksın. 6 elma, 2 elma daha. 8. Aferin sana. Alo Nefise, selam. Kusura bakma bu saate rahatsız ettim ama çok merak ettim. Bir sorun yok değil mi? Her şey yolunda. Yok yok, yolunda yani. Evet, bir sıkıntı yok. İyi, sevindim buna. Ya tekrar çok özür dilerim. Sana söz veriyorum bir daha böyle habersiz gelmeyeceğim.
Bu arada ne oldu biliyor musun? Herkes yaptığın yemeklere bayıldı. Herkes tek tek gelip teşekkür etti. Hatta yarın için aynı siparişi tekrar istediler. Gitmeden önce herkes aynı lezzetlerin tadına bakmak istiyormuş. Ben çok üzgünüm ama ben yarın gelemeyeceğim. Neden? Bir sorun mu var? Yani çocuklarla ilgili bir sorun mu? Yok yok, hayır hayır. Öyle bir sorun değil yani ama biliyorsun zaten benim içime sinmemişti. Yani ben yarın işe gelemeyeceğim. Tamam da hayır yani neden peki? Çalışanlar bir şey mi yaptı? Ben mi bir şey söyledim? Bugün çat kapı geldim diye mi? Hayır hayır, hiç öyle düşündüğünüz gibi bir şey değil yani. Ayrıca zaten hani kimse de öyle yanlış bir şey yapmadı. Zaten siz hiç merak etmeyin. Çünkü çalışanlarınız, ben anlattım zaten yemekleri falan nasıl yapıldığını. Hepsi iyice gördüler. Siz merak etmeyin yani. Aynı şey değil ki bu Nefise. Aynı şey değil bu. Ben anlamıyorum ki. Neden yani? Kemal Bey bakın, umarım en yakın zamanda bir aşçı bulursunuz. Yani ben şu an kapatmam gerekiyor. İyi akşamlar. Ay, aferin kız. Olacak senden Nefise. Bir level atladım be. Hadi, vatana millete hayırlı olsun. Ne demişler? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen de ömrü billah hamkelek kalacak değilsin ya. Aferin ya, ne demişler ha? Oh, her finish yeni bir start. O ne demek abla? Yani artık Muzaffer Bey'le yeni bir sayfa açabilirsin kızım. Artık her şey bitti, çok şükür. Evham falan yapma artık, bitti. Emre, nihayet geldin. Selam, nasılsın bakalım? Emre de geldi. Bakalım o ne diyecek bu işe? Kararlı ol, güçlü dur, tamam mı? Seni ezmelerine izin verme. Aşkına sahip çık. Tamam abla. Allah kahretsin. Kesin. Kesin Muzaffer karıştırdı ortalığı. Nefise'yi korkuttu. Aynı şeylerin olmasına izin vermeyeceğim. Salih'e yenildim, Muzaffer'e yenilmeyeceğim. Bu kez ellerimden kayıp gitmene izin vermeyeceğim Nefise. İzin vermeyeceğim. Benim kim olduğumu öğrenmenin vakti geldi Nefise. Seni aslında ne kadar iyi tanıdığımı, eski kocan Salih ile ilgili bildiklerimi öğrenmenin vakti geldi. Bir şey mi oldu anne? Telefonda sesin tedirgin geliyordu biraz. Ne oldu? Ne konuşacaktın benimle? Aysun, anneciğim sen de şöyle ablanın yanına geç bakayım. Anne bu ciddiyet ne ya? Ne oluyor? Şimdi çocuklar. Ben size bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz. Biz Muzaffer Bey'le henüz boşanmadık. Biliyoruz. Hala neden boşanmadıysanız. Hatta şöyle, biz onunla konuştuk. Yani konuştuk ve anlaştık. Ve konuşarak da sorunlarımızı çözdük. Tamam. Ve şimdi şöyle, Muzaffer de yani hep birlikte böyle sizinle beraber birlikte yani hepimiz beraberce villada oturalım diye teklif etti. Nefise annemler yarın gelir değil mi baba?
Bilmiyorum oğlum. Belki taşınmaları biraz sürebilir. Hemen taşınsınlar. Biz de onlara yardım ederiz. Emre amman bir odada kalacak. Burada birlikte kalabilir miyiz? Oğlum senin odan iki kişi için biraz küçük değil mi? Olsun, hepimiz sığarız. Onlara yetecek kadar odamız var değil mi? Onlar biraz kalabalıklar da. Merak etme, herkese yetecek kadar odamız var. Sadece biraz düzenleme yapmamız gerek. Yaşasın, bir sürü kardeşim oldu. Hadi bakalım. Uyu artık. İyi geceler baba. İyi geceler canım evladım. Villaya mı taşınacağız tekrardan? Evet. Ne taşınması ya? Anne neler diyorsun sen ya? Ne demek konuştuk anlaştık? Ya oğlum. Muzaffer Bey annenizi affetmiş. Ne güzel işte. Piyangodan size zengin baba çıktı. Sen karışma hala. Halayım ben, karışırım. Oğlum bir sakin. Anne ben sana söyledim. Bu adam sana musallat olacak dedim, dinlemedin beni. Bir de Mert'i kullandı bunun için. Ya Emre bir dur ya. Ne musallat olmak ne demek? Birincisi o adam diye bahsettiğin insan annemin kocası. Bunun bir farkına var. İkincisi bu kadının da duyguları var ya. Belli ki bir şeyleri çözmek istiyor. Halletmek istiyor. Ya niye saygı duymuyorsun ya? Bir kendine gel. Sen dünden razısın zaten. Onur'la da barıştın. Birleşsinler diye annemi destekliyorsun. Emre ablam haklı ya, haklı. Ya sanki elin adamıymış gibi ileri geri konuşuyorsun. Adam bizi kabul etmiş. Demek ki annemi gerçekten seviyor. Ya yeter! Korkuyorum artık ben! Aa yeter çocuklar. Allah Allah bir sakin olun ya. Bağırmanızla kardeşinizi bile korkuttunuz. Bir sakin olun. Bitmedi benim konuşmam daha. Biz bir aileyiz. Yani böyle bir durumda sizin onayınız benim için önemli. Annem ben sana saygı duyuyorum. Sana, kararlarına. Çünkü artık yüzün gülsün istiyorum. Diyelim tamam dedik. Villaya döneceğiz. Yine müştemilatta kalmayacağız herhalde değil mi? Herkesin ayrı bir odası olacak. Sür gibisiniz be. Size oda mı yeter? Vallahi Allah ben anlamam. Gerçekten o evin çocukları olacaksak bu sefer herkesin tek tek ayrı ayrı odası olmalı. Benim de Mert gibi böyle bir sürü oyuncaklı odam olacak. Evet. Bakın Aysun da böyle istiyor. Ha çocuklar bilmiyorum. Ya ne çabuk unuttunuz bu adamın bize yaptıklarını ya. Emre. Ya bu adam senden intikam almak için beni kaçırttı ya. Lan keyfinden mi kaçırdı seni? Çok mu meraklıydı sana ha? Ya adamı delirttiniz. Adamın başına bela oldunuz be. Karabasan gibi çöktünüz. İşte biz senin gözünde bu kadar kötü insanlarız hala. Yalan mı ha? Ya adamın arabası çalındı. Oğlu kaçırıldı. Karısı vuruldu. Kardeşi sizin yüzünüzden katil oluyordu be. Sonra ne oldu? Karısının 4 tane belalı çocuğu olduğunu öğrendi. Ya adam delirdi be. Şoka girdi. Şokundan yaptı her şeyi. Kendini adamın yerine koy be. Bir an koy. Adamı delirttiniz. Adamı aptal yerine koydunuz. Ha? Kızmak da haklı. Sanki biz keyfimizden aptal yerine koyduk herifi. Bu adamı bizim hayatımıza kim soktu hala? Ben bunu kabul edemem anne. Bu adamı affedemem ben. Venus'la evinden çıktıktan sonra iyilik timsali gibi çıktı, dikildi karşımıza. Ama yemeğe gelince demediğini bırakmadı. Ezdi geçti hepimizi. Ya, ya siz ne çabuk unuttunuz ya bu adamın bize yemekte söylediklerini? Ha? Benim bu işe rızam yok anne. Yok. Şuna bak ya. Koskoca Muzaffer Bey hepimizi affetmiş. Şuna bak. Burnundan kıl aldırmıyor. Sümüklü. Onur. Kapıyı da tıklattım ama duymadın. İyi misin? İyiyim abi ben. Ben sadece dalmışım biraz iyiyim. Niye daldın? Bir şey mi oldu?
Annem. Annemle tartıştık biraz. Ama beni düşünme ya. Toparladım, tamam. Ben çok iyiyim. İyi ol Onur. Hep iyi ol. Sen de öyle. Hep iyi ol. Olurum. Hem zaten bundan sonra yüzün epey gülecek belli. Onur, iyi ki konuştun benimle. Sen olmasan bu adımı atamazdım. Gururumu hiçe sayıp Nefise'ye gitmezdim. Ona içimden geleni söyleyemezdim. Pişman olmayacağını biliyordum. Çok mutluyum Onur. Şimdiden ev huzur doldu, baksana. Sağ ol kardeşim. Sen de mutlu olacaksın. Çok mutlu olacaksın, ben inanıyorum. Ben mutlu oldum bile. Abi, senin mutluluğun bile beni mutlu etmeye yetiyor. Uzun zamandır bana böyle sarılmamıştın da. Şaşırdım. İyi geldi. Sen ne yapıyorsun burada böyle soğukta? Hadi gel anneciğim, içeri geçelim hadi. Anneciğim. Seninle biraz konuşalım mı oğlum? Konuşacak ne var anne? Emre. Bak anne. Yanlış yapıyorsun. Bak bu adam bizi sevmiyor. Bu adam seni üzmek için, intikam almak için bizi kullanıyor. Anneciğim öyle değil. Sen niye öyle söylüyorsun ya? İnan bana bak öyle bir şey yok. Ya sen bu adama daha önce de bizim için katlanmadın mı? Oğlum evet. Anne. Artık ona karşı bir zorunluluğumuz da yok. Ha? Niye geri dönüyorsun ona? Anlamıyorum anne, anlamıyorum. Yani bu adamın sana yaptıklarından bize yaptıklarından sonra nasıl, nasıl? Oğlum bir dur, bir sakin ol lütfen. Bir sakin ol. Seviyorsun değil mi? Halam haklıydı. Doğru söylüyordu değil mi? Oğlum şimdi... Emre bak... Ya Muzaffer de kendini çok sorguladı oğlum. Böyle bir karar almak onun için de hiç kolay değil ki. Sonuçta o da kendiyle savaştı. İşte bak ağlan söylediklerinde de haklı aslında. Böyle yani biz de büyük büyük hatalar yaptık oğlum. Hiç öyle kolay kolay affedilecek şeyler yapmadık yani. Emre. Bak oğlum. Muzaffer'in de yaraları var. Ama inan bana. Gerçekten bak inan bana. Muzaffer iyi bir insan. Bilmiyorum anne. O adamda beni iten bir şey var. Güvenmiyorum ona. Oğlum deme öyle.
Emre, sen niye böyle söylüyorsun anneciğim? Bak anne. O evde yaşayamam ben. Yaşayamam. Eğer gitmek istiyorsan sana gitme diyemem. Kardeşlerime de dur diyemem. Ama ben o eve gelmem anne. Gelmem. Emre. Az kaldı karıcığım, az kaldı. Yakında evine döneceksin. Oğlum hadi yesene, hiçbir şey yemedin. İştahım yok anne. Hadi bak buna bak, ellerimle sürdüm sana hadi. Ama o benim çikolatalı ekmeğim. Anneciğim tamam, sana da sürerim. Gerek yok, ben yemeyeceğim zaten. Al bakalım güzelim sen ye. Bir titreme geldi. Balkanlardan soğuk hava dalgası mı geliyor acaba? Balkanlardan mı? Bence bayağı kutuplardan geldi o. Efendim Muzaffer. Alo, merhaba Nefise. Nefise, ben çok heyecanlıyım siz eve döneceksiniz diye. Bir an önce odaları hazır etmek istiyorum. Bunun için de yardımına ihtiyacım var. Çünkü çocukların nelerden hoşlanacağını sen daha iyi biliyorsun.
O yüzden diyorum, acaba bugün gelsen de odalara karar versek mi? Alo, Nefise. Efendim. Ses kesildi, kapandı sandım. Pek sessizsin, bir sorun mu var? Yok. Muzaffer. Benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Olur, konuşalım, dinliyorum. Telefonda olmaz. Peki, ben mi geleyim, sen mi gelirsin? Ben gelirim. Hatta ben birazdan çıkarım. Bekliyorum öyleyse. Tamam, görüşürüz. Ben çıkıyorum. Size afiyet olsun. Oğlum hiçbir şey yemeden gidiyorsun ama. Anne Emre hiç yanaşmıyor değil mi bu taşınma işine? Askıya mı aldık şimdi? Aa, ne askıya alacağız ya? Onun yanaşmasına mı bakacağım? Katır gibi inatçı, anasına çekmiş. Annem inatçı değil ki. Bence o babama çekti. Doğru. Babası da inatçı. İnatçıydı. Abla ben çıkıyorum. Aysun sana emanet, tamam. Anneciğim, hadi ben gidiyorum bir tanem. Sen okula bırakırsın değil mi? Kız, zengin kalkışı yaptın sen böyle. Gerçi zenginsin. Başka nasıl kalkacaksın? Hadi kızım görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Benim dünyalar güzeli çalışkan sevgilim bugün nasıl acaba? Gayet iyiyim. Ama sen benden iyi gözüküyorsun. İyi bir şey mi oldu? Hem de nasıl. Duyunca havalara uçacağım bir haberim var sana. Bakalım hangimiz daha çok mutlu olacak bilmiyorum. Ya. Ne oldu? Söyle o zaman. Aa, öyle hemen olmaz. Müjdemi isterim. Onur tamam çatlatma hadi söyle artık. Aa, bu öyle bedavaya verecek bir haber değil. O yüzden hiç kusura bakma, karşılığını isterim. Peki, ne istiyorsun karşılığında? Senin gülüşün şimdi dünyaya bedel ya. Sen de şimdi güldün. O yüzden ben karşılığımı almış oldum zaten. Onur, bak gerçekten kızacağım. Söyle artık hadi aşkım. Tamam, kızma. O zaman şöyle yapalım. Gidelim. Sen en iyisi bunu kendi gözlerine gör. Hadi. Dur, nereye gidiyoruz? Gidince görürsün. Çok soru sorma. Hadi lütfen, 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 lütfen. Gel. Günaydın Kartal Bey. Günaydın. Hayırdır gençler ya, sabah sabah bu enerji? Özel bir durumumuz var da Kartal Bey. Biliyorsunuz, aşk insan enerji veriyor. Vallahi yerimize duramıyoruz ya. Ne güzel ya, ne güzel. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Edecek inşallah. Kartal Bey, kusura bakmasanız biz biraz geç kalıyoruz da, öyle değil mi hayatım? Evet. Size iyi günler Kartal Bey. İyi günler efendim. Kartal Bey dedikten sonra yüzünün ifadesini gördün mü? Morardı resmen. Fark ettim hayatım, fark ettim. Çok iyi bir şey yaptık biliyor musun? Onu kendi silahıyla vurdu. Aferin bize. Şimdi şöyle yapalım. Bugün Ahmet'i konuşmayalım. Bugün gündemimiz çok başka, tamam mı? Onu kale bile almayalım. Hadi gel gidiyoruz. Ya bir yere gidiyoruz, nereye gidiyoruz bilmiyorum ki. Lütfen soru sorma aşkım, hadi gel. Gel. Nasıl yapacaksın? Düşün Kehan, düşün. Nefise'yi burada çalışmaya ikna etmek zorundasın. Tabii, onun yumuşak karnı anneliği. Ercan, ekibi toplayın, beni beklesinler lobide. Peki Kemal abi. Bütün gün burada böyle oturacak mısın? Bari lobiye inseydik. Canım odadan bile çıkmak istemiyor. Hiç sana göre değil. Okul ne olacak peki? Bilmiyorum. Cesaretim yok. O gerzeklerin arkadaşlarıyla falan karşılaşmak istemiyorum. Ya şunları şikayet mi etseydik? Delirdin mi?
Oraya niye gittiğim ortaya çıkarsa babam bu sefer beni kuleye falan kapatır herhalde. Kızım ama sen de biraz dikkatli ol artık. Dün Emre olmasaydı kim bilir neler gelirdi başına. Kendini topla. Bırak şu zıkkımı. Allah kahretsin. Hiç bu kadar kötü olmamıştım. Ne verdilerse artık. Çok korktum Seçil. Öleceğim sandım. Sonra ne oldu biliyor musun? O küçük kız geldi aklıma. Hangi kız? Emre'nin kardeşi. Kim bilir o nasıl korkmuştur. Kız ölüyordu neredeyse. Benim yüzümden. Küçücük bedenim böyle bir şey yaşadı, düşünsene. Haklısın. Ama kurtuldu. Emre bunu öğrenirse peki? Küçücük kız kardeşinin başına gelenlerin benim yüzümden olduğunu öğrenirse? O zaman ne olur Seçil? Ha? Kim bilir nasıl kızar bana? Nasıl nefret eder benden? Evet ama kasıt yok. Pişmansın sen de. Pişmanlığın ortada. Ya yeter mi? Pişmanlığım yeter mi? Bir haksız mı Emre benden nefret etse? Belki de bu bir işarettir. Ne kadar zor olursa olsun bu illeti bırakman için. Bu işlerin iyi bittiği görülmemiştir. Sana ya da sevdiklerine, herkese zararı dokunur bu illetin. Ha Nefise. İyi misin Nefise? Sorun ne? Sen öyle konuşunca telefonda merak ettim. Muzaffer. Benim seninle bir şeyler konuşmam gerek. Tamam. Ama lütfen, lütfen beni sakin bir şekilde dinle olur mu? Olur olur. Ben de heyecanlandım zaten. İçim içime sığmadı bahçede dolanırken. Gel içeri geçip öyle konuşalım. Tamam. Lütfen. Salonda olalım. Şu üstünü de çıkar, rahat rahat geç otur. Lütfen. Şöyle bırakayım. Evet. Dinliyorum Nefise. Şey, Zafer. Buraya gelmemizle ilgili... Çok heyecanlı olduğunu biliyorum. Açıkçası ben de çok heyecanlıyım. Ne güzel. Ama... Yani... Her şey çok hızlı gelişti. Bizim kopuşumuz, tartışmamız, o tatsızlıklar falan. Sonra yeniden birlikte olmamız. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Sevindim. Ben mutluluğumuz hiç bozulsun istemedim. Ben seni kaybetmekten gerçekten çok korktum. Oh Nefise. Yine gelmişsin. Başım gülmemiştir tabii sen kazandın ya. Dört çocuğunu da kakaladın Muzaffer'e. Zevkten dört köşesin. Sen anlamama yardım eder misin? Beni kaybetmekten neden korktun? Ya sen... Hı. Sen şimdi kızacaktın. Yine beni suçlayacaktın falan böyle. Yine neye kızacaktım? Her şey ortaya çıkmadı mı zaten? Aramızda gizli saklı kalmadı diye biliyorum. Neler oluyor söyler misin? Ya Muzaffer aslında her şey böyle bir anda gelişti. Yani... Biliyorsun ben zaten iş arıyordum. Hı. İşe ihtiyacım vardı yani. Emre'nin de patronu var. Kemal Bey. Evet. İş teklif etti bana. Yani daha önce benim yaptığım sarmalardan yemişti. Onun da bir böyle bir yemek, bir catering şirketi varmış. Öyle olunca da o... Dur, dur. Sen ne yaptın? Kabul ettim deme. Sadece geçici bir süreci Muzaffer. Bak aşçısı işten ayrılmış. Yani sadece birkaç günlüğüne sadece.
Kabul ettin yani. Ben bunu sana dün söyleyecektim. Ama sen... Ya sen Kemal Bey'in adını duyunca gerçekten deliriyorsun ve ben... Şimdi bunu söyleyince... Kavga edeceğiz, ayrılacağız diye... Söyleyemedim işte. Sağlasın parçası. Biliyorsunuz bugün çok önemli misafirlerimiz gelecekti. Ama yaptığınız yemeklerin hepsini tattım. Maalesef Nefise Hanım'ın yaptıklarıyla uzaktan yakından alakası yok. Oğlum Nefise Hanım dedi. Üzgünüm. Annem burada işe mi başladı? İnan benim de haberim yok. Bunları konukların önüne çıkarmamız mümkün değil. Kemal Bey, inan elimizden geleni yaptık. Tekrar deneriz. Ama Nefise Hanım gibi yapmanız çok zor. Bu durumda iptal edeceğiz bütün organizasyonu. Konuklar sadece Nefise Hanım'ın yemekleri için gelecekti. İptal etmek için biraz geciktik Kemal Bey. Nefise Hanım bugün de yardım için gelemez mi? Hayır. Nefise Hanım gelemiyor. Siz bir an önce arayıp misafirlere haber verin. Organizasyonu iptal edeceğiz. Ben bütün zararı göze aldım. Yapacak bir şey yok. Dağılabilirsiniz. Kemal Bey. Kemal Bey. Annem burada çalışmaya mı başladı acaba? Evet. Geçici bir işti. Ama maalesef başladığı gibi de bıraktı. Hiç haberim yoktu bununla. Sadece bir gün çalıştı. Belki de o yüzden söylememiştir. Başından da çok emin değildi zaten. Ben o nefis yemeklerini tattıktan sonra iş teklif ettim. Sonra da birdenbire bıraktı. Yani bu sizin için sorun oldu biraz galiba. Biraz oldu. Ben bugünkü programı ona güvenerek kabul etmiştim. Büyük bir davet olacaktı. Açıkçası iptal ederek büyük bir geliri de teptim ama sorun değil. Mahcup olmaktansa iptal etmek daha iyi. Ben üzüldüm sizin adınıza. Anneni kızmıyorum. Sanırım barışıyorlar kocasıyla. Muzaffer Bey de benden pek haz etmiyordu zaten. Karısının benimle çalışmasını istemiyor olmalı. Ya annem, kusura bakmayın. Yani annem hiç böyle sorumsuzca davranmazdı. Yani kesin o adam yüzünden. Üzülme, üzülme. Hizmet sektörü. Olur böyle şeyler. Biraz mahcup olacağız ama yapacak bir şey yok. Önemli olan annenin iyi olması. Olmaz öyle şey. Ben annemle konuşacağım Kemal Bey. Yani eminim o da sizin bu kadar zor durumda olduğunuzu bilmiyordur. Bilse mutlaka gelirdi. Sakın. Bak sakın huzurunu bozacak bir şey yapma. Tamam mı? Yani söylediğim gibi işte. İptal edeceğiz zaten. Kemal Bey. Ben işe girdiğimden beri bana hep güvendiniz. Arkamda durdunuz, destek çıktınız. Siz zor durumdayken de biz de sizin yanınızda dururuz. Ben annemle konuşacağım. Kemal'e bak sen. Bırakmıyor adam. Vazgeçmiyor. Kesin gözü vardır bu paçozda. Adamın bir sürü şirketi var ama hala 4 çocuklu buna bakıyor da, öyle mi? Ne var bu Nefise'de ya? Ha? Nefise'cim hiç kusura bakma. Durumu sakladığın için birazdan ayvayı yiyeceksin.
Nefise. Seni anlıyorum. Biz son zamanlarda çok tartıştık ve ben üstüne geldim anlayıp dinlemeden. Korktuğum bir adam olmak istemiyorum ama herhalde öyleyim ki işte bunu benden saklamak zorunda hissetmişsin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Nefise, kavgalarımızdan ben de çok yoruldum. Artık mutlu olalım istiyorum, huzurlu olalım istiyorum. Evet, geçici de olsa o adamın yanında işe girmen hoşuma gitmiyor ama sen bunu benden saklamadın. Teşekkür ederim. Yani asıl anlayışın için ben sana teşekkür ederim. Ama daha önce de söylediğim gibi o adama güvenmiyorum. Yanında olmasından hoşlanmıyorum. Onda beni huzursuz eden bir şeyler var. Beraber vakit geçirmenizi istemiyorum. Lütfen. Lütfen yanlış anlama. Sana güvenmediğimden değil. Bunu anla. Bunu doğru anla lütfen. Sadece bu adamın niyetine güvenmiyorum. Seninle buluşmak için durmadan bahaneler uyduruyor işte. Anlıyorum Muzaffer. Yani açıkçası ben gerçekten hiç böyle bir şey hissetmedim ama anlıyorum. Ben zaten sadece bir gün çalıştım. Sonra da işe devam edemeyeceğimi söyledim ben. Tamam. Muzaffer, içine melek mi kaçtı? Adamın siniri buhar olup gitmiş sanki. Nefise ne yaptıysa onu artık. Ben biliyorum işte, büyü yaptı bu kadın, büyü. Yoksa çoktan kıyamet kopmuştu. Bu kadını kaybetmemek için artık kendini açtı Muzaffer. Geç otur lütfen. Lütfen. Oh, iyi. Eğer öyleyse sorun yok. Şimdi anlat bakalım. Eve ne zaman dönüyorsunuz? Buraya, evinize. Aslında bir sorun var Muzaffer. Yani benim sana söylemek istediğim bir şey daha var. Ha, bir şey daha var yani. Yani ben aslında bunu söylemek için geldim ama bu iş konusunda sana anlatmak istedim. Tamam, anlat Nefise. Ne varsa anlat. Daha kötü bir şey mi? Şey... Emre. Emre. Nedense şaşırmadım. Yanlış anlama. Herhalde hala bana kızgındır değil mi? Yani ben dün çocuklarla buraya taşınma mevzunu konuştum. Hı. Ama Emre'nin tepkisi çok sert oldu. O buraya gelmek istemiyor. Bak, ben gerçekten buraya gelmek istiyorum. Ama yani onun rızası olmadan da buraya taşınmak gerçekten içime sinmiyor benim. Doğru, doğru. Galiba bana kızmak da haklı. Ona çok sert davrandı. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra bile acısını ondan çıkardım. Hata ettim. Şimdi bir anda bana güvenmesini bekleyemem değil mi? Nefise. İzin verirsen Emre ile bir de ben konuşayım. Sen mi? İçimi açarım ona. Gerekirse özür dilerim. Belki anlar. Belki yumuşar biraz. Yani Muzaffer, seninle konuşmak isteyip istemeyeceğini inan hiç bilmiyorum ama... Annesi için olunca dinler. Geleceğimizi. Hayatım, demin de söyledim mi annemin seninle konuşacakları var diye. Hadi gel.
Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Alayım onları ben. Tabii. Buyurun, çıkar lütfen. Çıkar, çıkar, çıkar. Tabii. Evet. Tamam, tamam, hallettim. Şöyle, teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz böyle buyurun, ben hemen Zerrin Hanım'a haber verip geliyorum. Çekinme. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Gel yavrum, otur. Otur. Evet. Zeynep. Biz annemle dün gece uzun uzun oturduk, konuştuk. Hani şu rıza verme meselesi vardı ya. Annem o konu hakkında epeyce bir düşünmüş. İstersen sen devam et. Seninle ilgili ön yargılarım vardı biliyorsun. Kaba da davrandım. Belli ki Onur'u çok sevdiğin için ses etmedin. Oğlumun yüzü gülüyor artık. Kaygılarımın yersiz olduğunu anladım. Oğlumun mutluluğu benim mutluluğumdur. Artık aranızda engel olmak istemiyorum. Yani? Yani. İznimi beklemenize gerek yok artık. Evlenmenize rızam var. Yani siz şimdi bu evliliğe onay veriyorsunuz mu? Evet. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Ben sana söylemiştim havalar uçacağım bir haber alacaksın diye. Gerek yok. Tamam. Gerilme bu kadar. Her şey güzel olacak. Sadece biraz sabredeceğiz. Sonunda Emre'nin de ikna olacağından eminim ben. Umarım. Yani ben... Emre sana karşı kırıcı konuşacak. Sonra da gerileceksiniz diye korkuyorum biraz. Merak etme, sakinliğimi koruyacağım. Kimmiş arayan, açmayacak mısın? Emre. Efendim. Alo anne, neredesin? Dışarıdayım oğlum, eve doğru gidiyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet oldu. Konuşmamız gerek, eve geliyorum ben de. Tamam, o zaman evde konuşuruz, tamam. Tamam, tamam. Benim ne olduğunu neden sakladın? Bilmiyorum Muzaffer, söyleyemedim işte. O kadar mı çekiniyorsun oğlunda? Üstesinden geleceğiz. Eve geliyormuş madem, isabet oldu. Müsaade et ben Emre'yle bir konuşayım. Söz veriyorum. Sakin kalacağım. Aşkım ben sana söyledim. Yani annem seni tanıyınca, senin nasıl bir olduğunu bilince seni çok sever diye. Hem zaten sana niye güvenmiyorsun ki?
Bana güvensen bu kadar şaşırmazdım. Zerrin Hanım, tekrar tekrar teşekkür ederim size. Teşekkür etmene gerek yok güzelim. Oğlum üzülmesin, bana yeter. Ben onu hiçbir zaman üzmeyeceğim. Size söz veriyorum. Umarım. Sen hiç merak etme anne. O benim mutlu olmak için en büyük sebebim. İstese de beni üzemez ki. Biz Onur'la herkese kolay kolay nasip olmayacak bir aşk yakaladık. Ve böyle bir şey bulmuşken bunu kaybedemem. Bunu elimde tutmak için her şeyi yapacağım. Peki bakalım. Aşkım. Ben de sana söz veriyorum. Seni asla üzmeyeceğim. Yüzündeki gülümsemenin kaybolmasına asla izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Söz. Peki bakalım. Zeynep. Biz kalkalım istersen ha. Siz bilirsiniz. İyi günler Zeynep. Hoşça kal. Hoşça kal. Ben sorgulamayayım çünkü çok mutluyum. İçim içime sığmıyor. Çok sabrettik Zeynep. Biz bir mutluluğu hak ettik. Ve hiç bu kadar mutlu olmamışsın galiba. Şşş, bu daha hiçbir şey. Evlenince her şey daha güzel olacak. Bir önceki günden daha mutlu. Her gün. Tamam. Sevindiler ki acaba? Niye sevindiler ki acaba? Hoş geldiniz Muzaffer Bey, şeref verdiniz. Ne kadar güzel böyle ya. Yeni aşıklar gibi eve bırakmalar falan. Ne güzel, ne güzel. Abla Emre geldi mi? Azim abla, Azim abla Emre geldi mi? Emre kim? Emre eve mi gelecek? Evet. Geldi senin kumpırtması. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Merhaba Emre. Merhaba. Anne biraz yalnız konuşabilir miyiz? Birlikte konuşalım Emre. Annenin benden saklayacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Değil mi Nefise? Hı, tabii. Olur. Benim için hava hoş. Ya burada konuşmayın. Olur mu öyle ayaküstü ya? Kapı önlerinde falan. İçeri girin. İçeride paylaşın kozlarınızı. Duygularınızı. Merak etme. Hadi. Salak.
Sultanım. Ya sen niye orada kaş göz işareti yapıyorsun? Benim dikkatimi dağıtıyorsun. Ben heyecandan ne yaptığımın farkında mıyım sultanım Allah aşkına? Sen zaten hiçbir şeyi bilmiyorsun. Sen bilinçsizsin. Öyle demeyelim de şöyle diyelim sanki. Biz acaba ne zaman evleneceğiz? Hani şu organizeyi falan yapalım için söylüyorum. Evet. Ya seninle uğraşamam şimdi be. Allah Allah. Ama öyle deme. Bak ben sen ne diyorsan yaptım evet. Benim de sabrımın bir sınırı var ziyadesiyle. Bak mum gibi eridim. Bak gittim böyle iğne ipliğe döndüm yani. Çekil şuradan be. İçeride film başlamak üzere. Reklamlar bitmeden yetişmem lazım. Kemal Bey senin yüzünden çok zor durumda kalmış anne. Yani konuklar senin yemeklerin için rezervasyon yaptırmışlar. Sen de son anda çalışmayacağım deyince ne yapacağını şaşırdı adam. Bütün çalışanlara kızdı, bağırdı. Çok da önemli konuklarmış. Ama şimdi iptal etmek zorunda kalacak. Yani şimdi Kemal Bey'in durumunda ben de üzüldüm ama yani ben zaten baştan işe sıcak bakmadığım söylemiştim. Ama işte öyle birkaç günlüğüne geçici bir iş oldu. O da zaten yani bunu bilerek tamam dedi artık. Yapacak bir şey yok yani. İyi de anne. O adam benim patronum. Yani benim için neler yaptı? Yeri geldi kendi kızına karşı savundu, unuttun mu? Nasıl yaparsın böyle bir şey Kemal Bey'e? Ya en azından bugünlük benim için yardım edemez misin anne? Sen be, bela mısın? Benim içeri girmem lazım. Benim de evlenmem lazım Azimem. Bak, kış geldi diyorum. Yaza çıkamayacağım diyorum. Çıkma. Sana çık diyen mi var? Ama neden? Ben senin dediğin her şeyi yaptım Azimem. Sözleşmeyi de imzaladım. Lütfü, bak. He. Bak şimdi, ikinci Muzaffer Nefise barışmasından sonra planlar suya düştü. Yani sözleşme rafa kalktı. Raf mı? Raf. Raf ne demek ya? Bir dakika çok üzülürüm. Ben bir yerde bir hata mı yaptım acaba? Eğer sözleşmeye yeni bir madde eklemek istiyorsan hemen ekleyelim. Sultanım bana bunu yapma ne olur. Ya sen anlamıyor musun? Onlar barıştı. Benim yani müştemilata dönmem an meselesi. Ben şu anda artık evlilik falan düşünemem lütfen. Peki ben ne olacağım Azim'im? Duygularım, hislerim, ha? Beni kullanılmış ve pisletilmiş bir mendil gibi bir kenara mı atacaksın acaba? Abartma be. Allah Allah. Azim'e ile evlenmek o kadar kolay değil. Azimem biliyorsun ben seni hep bekledim. Ömrümün sonuna kadar da beklerim ama... Aması falan yok ya. Bu iş ben ne zaman istersem o zaman olur. O kadar. Aa. Ya ben içeride mevzuyu kaçırıyorum. İçeride kriz çekmiş olabilir. Ölü ve yaralı sayısı artmış olabilir. Ölü ve yaralı mı? Ambulans arayayım ben hemen? Vallahi. Lütfü. Efendim. Basit bir edebi benzetmeden bile anlamıyorsun. Kültürsüz. Fırtına önceki sessizlik. Kıvırcık yanardağ misali patlamış. Demek bugün annenin Kemal'in yanında çalışmasını istiyorsun. Ya Muzaffer sen şimdi şey yapma biz Emre'yle konuşalım. Dur Nefise. Hep beraber konuşuyoruz. Bu Emre için önemli bir konu olduğuna göre... bence de bugün o işe gitmelisin Nefise. Muzaffer? Emin misin? Evet.
Sadece bugünlük çalış. Ki Emre patronu karşısında mahcup duruma düşmesin. Beni halden anlamaz bir adam sanıyorsun. Ama anlarım. Ve zamanla sen de bunu göreceksin. Umarım. Hadi. Sizi ben bırakayım. Ve iş bittikten sonra da beraber döneriz Nefise. Tamam. Lütfen. Hadi oğlum. Oğlum. Kalksana lan. Ha? Yürüsene. Ya adam daha sizin için ne yapsın? Kalk hadi. İnanamıyorum ya. Kendi öz oğlum beni yokluğuyla tehdit etti. Bir anneye bu yapılır mı? Yüzümü göremezsin dedi. Sen ne yaptın peki? Ne yapacağım? Evlenmelerine razı oldum tabii ki. Ya kızı boğmamak için zor tuttum kendimi Tuğba. Sırnaşık, yüzsüz bir göreceksin hallerini. Benim gözümün önünde oğlumu baştan çıkardı. Göz süzmeler, kıkırdamalar falan. Ay görecektin Tuğba. Çok doğru söylüyorsun biliyor musun? Anası da aynı şeyi Muzaffer'e yaptı. Baştan çıkardı onu. Her şeye rağmen Muzaffer hala vazgeçmiyor kadınla. Nasıl yani? Nefise'nin Kemal'le çalıştığını öğrendi bugün. Muzaffer. Gıkı bile çıkmadı adamın. İnanamıyorum, gıkı çıkmadı. Benim bildiğim Muzaffer böyle bir durumda normalde yakıp yıkar ortalığı. Ama aynı adam bugün mama dönmüştü resmen. Bak söylüyorum sana, ana kız büyü yaptı bunlar. Ay yok artık ya. Yok artık tabii. Olacak şey mi? Abi kardeş tolerans gösterip duruyorlar. Bunlar hatayı yapıyor, bizimkiler de affediyor. Sence normal mi bu? Yok ben pes etmeyeceğim. Bu evliliğe asla izin vermeyeceğim. O kız benim kim olduğumu bilmiyor ama öğrenecek. Senin acaba şu büyüyü bozacak birini mi bulsak? Ya da karşı büyü yapacak biri? Ay Tuğba bırak Allah aşkına şu çaresiz zavallı hallerini. Hangi çağda yaşıyoruz? Ne büyüsünden bahsediyorsun ya? Dik dur silkelen. Bizzat ben karşılarına duracağım onların. İşte ben de aynı şey yapacağım. İzin vermeyeceğim. Cesedimi çiğnerler. Vay arkadaş. Ne oldu da yine bunlar sevgi kelebeği oldu ha? Delireceğim lan burada, delireceğim. Ne oluyor arkadaş? Ver hayatım. Ver. Evet, şöyle ne, çiftler nerede? Tebrikler olur. Sağ olun. Darısı başınıza inşallah. Bir ömür mutluluklar dilerim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Allah aşkına. Siz aldınız mı? Sen aldın mı? Her şey tam olduğuna göre. Artık geriye afiyet olsun. Bir tek nikah tarihi almaya kalıyor değil mi? Ben diyorum ki baharda evlenelim. Böyle havalar falan çok güzel oluyor ya o yüzden. Hayatım ne diyorsun sen? Bahara kadar kim bekleyecek? Ömür mü geçer bahara kadar ya? Hayır bana kalsa hemen evleneceğim ve... Hazırlık yapmamız gerekecek. Evet. Aynen öyle. İzle şimdi. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Zeynep. Kartal Bey. Mutluluğumuzdan bir dilim almak istemez miydiniz? Biz evleniyoruz da. Ne değilsiniz ya? Bu ne hız arkadaşlar? Ya hayırlı olsun. Ortada bir sıkıntı, bir engel kalmadığına göre biz de hemencik evlenelim dedik öyle değil mi? Kartal Bey, siz hasta falan değilsiniz değil mi? Böyle bir solgun gördüm ben sizi ama. Ha? Ne oldu Zeynep Hanım?
Yani şimdi gören de bu güzel habere sevilmediniz falan zannedecek yani. Yok canım, olur mu hiç öyle şey ya? Ya ben... bugün kafi derecede tatlı yedim de... Siz şimdi böyle pastayı birden uzatınca ben de... Ya şimdi nasıl geri çevireceğim, ayıp olacak mı acaba diye. Ya yok yok, hiç dert edeceğiniz şey bu olsun ya. Şöyle yapalım, artık tatlı hakkınız düğünümüze saklı kalsın. Tabii tabii, o kesin, o kesin. Ya ben o zaman şimdiden sizin düğün hediyenizi düşünmeye başlayayım, değil mi? Hayır, hayır, hayır. Yok yok yok, siz o işlere hiç girmeyin. Çünkü Kartal Bey, gelmeniz yeterli. Tabii. Ya hayır Onur'um, hiç öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Şu ağzına çıkan cümleye bak ya. Ya biz artık... Biz artık koskoca bir aile sayılırız, öyle değil mi? Hem ne demişler Onur? Takılar yerinde kalır, he ona göre. Oo, tabii, tabii. Ya artık ben de şimdi kız tarafı sayılırım. Ben şimdi Zeynep Hanım'a şöyle pahalısından bir hediye almasam olmaz. Ay. Ya hayır, hayır. Yok, yok, yok. Hayır, yok. Hayır, bak kızarım, lütfen. Ya sonuçta benim burada şahit olduğum ilk düğün olacak bu, arkadaşlar. Yani çok düşüncelisiniz Kartal Bey. Tabii, o zaman şöyle yapalım. Ben o zaman sizin nikah şekerinizi yiyeyim, tamam mı? Ha. Teşekkürler. Aldım pastayı, tamam. Ya. Tekrar tebrikler. Tekrar teşekkürler. Çok tebrikler. Güzelliklere bak. Tamam. Pastanızdan yemek ister misin? Ya damatlık yiyeyim ben bak. Aç ağzını, aç ağzını. Gel. Kıyamayacağım şu anda. Almazsın, almazsın hadi. Güzel pastalar. Herkes aldı. Bayağı iyi değil mi? Evet. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi beklemiyordum. Hoş bulduk. Kemal Bey, biz annemle konuştuk. Bugün için size yardım edecek. Evet, ben bugün burada çalışacağım. Ya, gerçekten çok teşekkür ederim ama zor durumda kalmanı istemem. Gerçi ben Emre'ye de söyledim zaten gerek olmadığını. Belli ki beni dinlememiş. Çok mahcup oldum şu an. Açıkçası ben de bir aşçı bulursunuz diye düşünmüştüm ama... madem uygun birini bulamadınız... ben bugün size yardım edeceğim, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Mutfak ekibine haber verin. Malzemeleri hazırlasınlar. Nefise Hanım'ın bir dediğini de ikiletmesinler. Peki efendim. O halde izninizle. Ben akşamki programın iptal olmadığını misafirlere haber vereyim. Anne, ben Suat'ın yanındayım. Tamam oğlum. Hoş geldiniz. Açtık. Buyurun. Ola ola, karşılamam sesi oldum oğlum. Kapı bekçiliğinin diğer adı lan. Gülme. Neyse ki ben kariyer basamaklarını hızla tırmanım. Tabii tabii. Nasıl olmuş yakışmış mı? Çok. Vallahi mi? Vallahi bambaşka biri olmuşsun oğlum resmen. Vallahi oğlum bu iş tam senlikmiş lan. Bak. Fiyakan da adama benzemiş. Bırak lan dalga geçmeyi. Muzaffer.
Açıkçası sen beni çok şaşırttın. Yani ben senden hiç böyle bir davranış beklemiyordum. Niye? Ben o kadar kötü, o kadar anlayışsız bir adam mıyım? Yok, değilsin. Aksine sen gerçekten çok iyi birisin. Yani hatta istesen de kötü bile olamazsın, biliyor musun? Ama biraz kıskançsın. Sen bu kadar güzel, sen bu kadar yetenekli, harika bir kadın olduğun içindir. Yani umarım yemeklerimi yiyenler de aynı şeyi düşünürler. Beğenmemeleri mümkün değil. O zaman ben gideyim, bir an önce başlayayım. Tamam canım. Ben buralardayım. Dönüşte benimle geliyorsun, ona göre. Tamam. Tamam, hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Neymiş? Her işi öğrenmeliymiş. Çakal. Sen tabii Asya'nın bekçiliğini böyle angarya işlerden yırttın. Hoş geldiniz. Allah istersen hemen değişebiliriz kankacığım. Sağ ol kanka, sen de kalsın. Sahi o nerede? Ne bileyim. Bütün gün odasından çıkmadı. Tabii düğünün etkisinden de çıkamamıştır kız. Yazık. O değil de. Oğlum sen ne ayarsın? Asıl onu söyle. Ya gene başlama Suat ya. Damat havasına bağlama kardeşim. Bunu demiyorum ya. Bizim bir cemaat gelmişsiniz. Annen Muzaffer falan, ne oldu? Hoş geldiniz. Ya. Ya sorma. Sinirlerim bozuk aslında. Niye? Annemle barıştılar. Muzaffer Bey. Habere gel. Bomba. Ya bomba. Bizi de villaya çağırıyor beyefendi. Hep birlikte yaşayalım istiyormuş. Gideceğim mi peki? Ya ne gideceğim oğlum, saçmalama. Bana yaptıklarını unutacağımı sanıyorsa daha çok bekler. Yani. Hoş geldiniz. Yani haklısın. Hem zaten annem yakınında olsun diye istiyor bizi de. Yoksa yani bizi umursadığı, bizi değer verdiği falan da yok. Aa, ne bileyim kanka ya. Ya haklısın tabii. Adamla onca şey yaşadınız. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Tabii. Bu akşam gelirseniz çok sevinirim. Evet, evet. Yine aynı lezzetleri sunacağız. Hoşçakalın. Kemal Bey. Muzaffer Bey. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Anlamadım. Yok, anlıyorsun. Anlıyorsun da anlamazdan geliyorsun. Peki daha açık söyleyeyim. Nefise'ye ne amaçla yaklaştığını biliyorum. Ve tabii utanmadan bunun için Emre'yi kullandığını da. Bunlar senin kuruntuların. Hı. Emre'yi kullanmak gibi bir düşünce benim aklımın ucundan geçmez. İyi bir çocuk o. Ve beni de çok seviyor. Ama anlaşılan o ki senden nefret ediyor. Tatavayı kes. Çok güzel bir söz var, bilir misin? Ne ekersen onu biçersin diye. Emre'nin senden nefret etmesinin nedeni senin şimdiye kadar ektiklerin sanırım. Nefise'nin etrafında dolanmak için yapmayacağın şey yok değil mi? Bir aşçı bulamadın öyle mi? Benim bu numaralara karnım tok, bu masalı çocuklar bile yutmaz. Bugün benim karım buraya oğlu için geldi. Bunu sakın unutma. Seni son kez uyarıyorum. Eğer bir daha seni karımın etrafında görürsem,
kadar kibar davranmayacağım. İyi günler Kemal Bey. İyi günler. Stoklarla ilgili raporlar geldi. Yarın işleme konulacak. Bakar mısınız? Bir tanem, sen istersen kafeteryaya in. Benim işim çok kısa. Halledip hemen geliyorum, tamam mı? Aşkım, sen acele etme. Ben giderim. Aa, olur mu Ayşe? Aşağı iniyorsun, beni bekliyorsun. Sonra çıkıp güzel bir yemek yiyoruz ve evliliğimiz hakkındaki ayrıntıları konuşuyoruz. Tamam? Tamam. Hadi. Buyurun. Kartal Bey, biz çıkıyoruz da size de bir iyi akşamlar dilemek istedim. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Ha, bu arada tekrar tebrikler. Aslında size başka bir şey söylemek için ben uğradım ama tabii vaktiniz varsa. Yok, tabii tabii. Buyurun, buyurun. Kartal Bey, ben birazcık oturdum, düşündüm. Ben galiba size birazcık haksızlık ettim. Yani aramızda böyle tatsız olaylar yaşandı filan. Sizin üzerinize Ahmet diye gelişim. Zeynep Hanım, mühim değil. Gerçekten mühim değil. Yani insanlık hali sonuçta. Kötü gününüzdür, stresiniz vardır, olur yani. Bir de ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Hı. Böyle siz ne zaman hayatımıza böyle rüzgar gibi girdiniz aniden? Böyle bizim hayatlarımızda birdenbire bir değişiklikler olmaya başladı. Ya iyi anlamda söylüyorum tabii ki bunu işte. Ne diyeyim? Böyle onunla birbirimize daha çok bağlanmışız gibi hissediyorum. Ha. Ayrıca ay ailelerimiz bu evliliğimize onay verdi bizim. Yani şey diyebilir miyiz bunu o zaman? Bize uğur getirdiniz. Ay ya, kusura bakmıyorsunuz, böyle sürekli konuşuyorum dır 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 böyle. Ama böyle bir şey var yani, sanki barış elçisi gibi hissediyorum kendimi. Sürekli bir gülme hali falan ama işte bunlar hep neyden? Bunlar hep mutluluktan, içim içime sığmıyor. Ya ne güzel şeyler anlattınız böyle Zeynep Hanım, gerçekten. Çok güzel şeyler anlattınız. Yani. Ya ben sizi böyle sevgi kelebekleri gibi dolaşırken görüyorum ya. Benim bile aşık olasım geliyor. Gerçekten. Hiç inanmadığım halde. Artık oralar kısmet. Neyse ben daha fazla vaktinizden çalmayayım sizin. Teşekkürler. Güle güle Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Onur Bey'e selam. Oh Zeynep. Gitmemişsin. Seni bekledim aşkım. Çok iyi yapmışsın. Çıkalım mı? Çıkalım. Oh.
yeter lan, yeter, yeter lan. Yeter değil mi lan, yeter lan. Karşıma geçip mutluluk masalları anlattığın yeter Zeynep Hanım. Yeter. Gelsin. Zafer. Sen devam eder misin? Senin ne işin var burada? Ben aslında Emre'ye bakınıyordum. Her yere baktım bulamayınca belki senin yanındadır dedim ama. Emre'ye neden bakıyordun? Konuşacağım demiştim ya. Eve dönmesi bizimle yaşaması için. Zafer. Yani sen... Bugün Emre'ye karşı gerçekten çok güzel ve çok ılımlı davrandın. Ben bunun için sana çok teşekkür ederim. Sana gerginlik çıkarmayacağımı söylemiştim. Emre bu konuşmaya nasıl tepki verecek bilmiyorum. Ben oğlumu tanırım. Biraz inatçıdır. Kaygılanma. Emre'yi anlıyorum. Beni babası olarak görmesini beklemiyorum ama hiç değilse arkadaşı olarak görebilirse... yeni bir başlangıç yapabiliriz. Umarım yani... Konuşmaya bile nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Yani buna hazır mı onu da hiç bilmiyorum ama. Belki aramızdaki buzlar erir. Belki daha fazla düşmanlığın, nefretin kimseye bir faydası olmadığını o da anlar. İşte şansımı bir deneyeceğim. Nefise. Çocukların beni babaları olarak görmese bile ben onlara babaları gibi anlayışla yaklaşacağım. Biz bir aile olacağız. Sağ ol Muzaffer. Teşekkür ederim. Kalem böreği mi onlar? Hı hı. Canım çekti, bana da yapacaksın. Tamam, sana da yaparım. Ben Emre'yi bulayım. Tamam, ben devam ederim. Acıdan kıvransınlar istiyorum amca. Çaresiz kalmanın ızdırabını yaşasınlar istiyorum. Özellikle de Zeynep. İntikama giden her yol mübahtır diyecek ve sözümden dışarı çıkmayacaksın. Ahmet, duydun mu beni? Tamam, duydum amca, duydum. Varım ben. Dediğin gibi Cemre ile yakınlaşacağım. Ne pahasına olursa olsun yapacağım bunu. Yeter ki onurla Zeynep acı çeksin. Yeter ki o yüzlerindeki o iğrenç, o pislik gülümseme kaybolsun, tamam mı? Yeter ki onların o evlilik hazırlıklarına gölge düşsün. Cemre ile ilgili harekete geçmeye başlıyoruz o zaman. Tamam, tamam. Ne yapmam gerekiyor? Ben her şeyi ayarladım. Ne işler karıştırıyormuş bak. Ah be Cemre, ah be. Nasıl bulaştın sen bu çocuğa? Orasını bilmem. Ama şimdilik tebis kalmış anlaşılan. Yani kullandığını sanmıyorum. Dahası... bu çocuğun bu işlere girdiğinden de haberi olduğunu sanmıyorum. Kızın başına bir iş gelmeden bitirelim bu işi. Kızcağızı kurtaralım. Onu kurtarıp kendi oyunumuza alet edeceğiz, öyle mi amca? Bazen birileri zarar görür yeğenim. Bu kadar naif olma. Böyle durumlarda illaki birileri küçük yaralar alır. Tamam amca, tamam. Ne yapmam gerekiyor? Bu Kaan denen serseri her gün iş çıkışı alıyor kızı. Ama bugün alamayacak. Efendim canım. Kaan, neredesin ya? Ya kusura bakma. Trafik çok yoğundu. İki dakikaya oradayım. Tamam, bak ben her zamanki köşeye yürüyorum. Oraya gel al beni, tamam? Tamam. Ne oluyor ya?
Ruh! Önünüze baksanıza lan, deli misiniz? Doğru konuşsana lan. Sen daha deli görmemişsin. İşe bak ya. Hem suçlusunuz hem de üste mi çıkmaya çalışıyorsunuz? Çıkıyoruz lan. Ne yapacaksın? Ya manyak mısın nesin? Örgüt işine. Hayır, dur! Ulan ben seni... Ulan gel lan buraya. Kaan denen serseri devre dışı kaldı. Şimdi gelelim diğer kısma. Cemre'nin güvenini kazanıp gözüne girmek senin hünerine kalmış. Yani onu Ahmet olmadığımı ikna edebilecek miyim bu şekilde karşısına çıkarsa? İnandıracaksın. Kendine güveninle, bakışlarınla ablasına aşık olan Ahmet'in ilgisini görünce afallayacaktır o zaten. Tamam amca, tamam. Ahmet olmadığımı ikna edeceğim onu, tamam. Önce Cemre, sonra da Zeynep afallayacak. İki tane serseri saldıracak Cemre'ye. Sen de onları bertaraf edip Cemre'nin gözüne gireceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam amca. Gerçeği öğrenince muhtemelen amcana çok kızacaksın. Üzgünüm yeğenim. Ama bu kadar sıkıntıya sadece senin uyuz aşkın için giremezdim. Kaan güya 2 dakika sonra gelecektin ya. Neredesin ya? Ne oluyor ya? Nereye böyle güzelim? Sana ne ya? Çekil önümden. Hiç yakışıyor mu senin gibi güzel bir kıza bu tavırlar? Ver bakayım şunu. Bırak telefonu. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Çantamı bırak. İmdat. Ya bırak beni ya. İmdat. Kimse yok mu? Bırak. Ya bırak çantamı. Bak, senin yazık olacak ben. Bırak, 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 bırak. Çekilin ya, bırak bunu. Ulan resmensizler. Ulan resmensizler. Kim ulan bu telefon, bayanı mı? Telefon, şuna. Ya bu millet iyice manyak olmuş ya. Kafayı yemiş bunlar ya. Bunların kimseden de korkusu kalmamış. Cemre Hanım. Değil mi? Zeynep Hanım kardeşi. Hatırladınız mı beni? Hoş hatırlamıyor olmanız imkansız çünkü ben sizin bir tanınıza çok benziyordum galiba. Değil mi? Bu sizin. Evet, teşekkür ederim. İyi misiniz? Ya gündüz vakti yaptıklarına bakın bu şerefsizlere. Çok mu korktun? Evet. Ne yapsak? Bu yakınlarda bir yer var mı biliyor musun? Bir otursak, sen bir su içsen, bir rahatlasan, bir dinlensen. Çok korkmuşsun çünkü. Yani benim nefesim kesildi. Ben elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Tamam. Korkma bak. Yüzünde hiçbir şey yok. Sakin, hiçbir şey olmadı. Geldim ben. Korkma. Polise gidelim istersen. Yok, ben uğraşamam polise şimdi. Tamam. Gidelim bir yere oturalım. Sen de biraz soluklan. Olur mu? Korkma. Gel. Emre. Biraz konuşabilir miyiz? Biliyorum, bana kızgınsın. Ama iki medeni insan gibi konuşabiliriz bence. Senin medeniyet anlayışın biraz değişik tabii. Adam kaçırmak, bağlamak falan. Geçmişte ikimiz de hata yaptık. Ve dediğim gibi her insan ikinci bir şansı hak eder. En azından dinle Emre. İkimiz de annen ve ailen için en iyisini istiyoruz. Bundan emin olabilirsin. Kanka. Konuşalım bakalım. Gel.
Nasıl oldun? İyi misin şimdi? Daha iyiyim sayenizde. Ne demek Cemre Hanım? Yani zorda olan bir hanımefendi kim olsaydı yardım ederdi yani. Zamanında gelmeniz mucize gibi. Ne demişler? Hayat mucizelerle dolu. Ama kimin mucize olacağı belli olmaz. Nasıl yani? Ne bileyim. Belki de seninle karşılaşmak benim mucizemdir ha. Affedersin ya, çok pardon. Kabalık mı ettim yoksa ben? Yok. Ben şaşırdım sadece biraz. Niye? Yani senin gibi böyle güzel bir kızla oturup sohbet etmek her erkeğin mucizesi değil mi? Yok. Bence abartıyorsunuz. Yani ben sıradan biriyim sadece. Yapma ya. Bence sen kendini hafife alıyorsun. Cemre. Sen çok güzel bir kız. Ablam... Yani ablamın yanında bence ben biraz sönük kalıyorum. Yani evet. Zeynep Hanım da güzel bir kız. Çok güzel bir kız, evet. Allah sahibine bağışlasın. Kim bağışlamış zaten, değil mi? Onur Bey'le çok güzel bir çift olmuşlar. Maşallah birbirlerine çok yakışıyorlar. Evet. Yani birbirlerini çok seviyorlar. Sen de onlar gibi böyle güzel bir aşk yaşarsın umarım inşallah. Çok garip ya. Ne oldu? Niye? Garip olan ne? Yani ne bileyim işte sanki karşımda Ahmet abi var gibi ama başka biri gibiydi. Böyle çok tuhaf. Şu mesele. Ya biz o meseleyi Zeynep Hanım'la hallettik çok şükür. Özür diledi benden. Ahmet olmadığıma emin artık. Gerçekten mi? Sonuçta beni tanımaya başladı. Ya bu Ahmet denen adam da ya nasıl bir adamsa artık. Allah'ım yarabbim ya. Beni tanıdıkça olmadığıma emin oldu herhalde yani. Ne oldu? Niye şaşırdın sen? Yapma bak. Ya senin de mi hala şüphelerin var yoksa? Yok yani öyle değil işte, ben şaşırdım biraz. Da yani ablam inandıysa tabii bir sıkıntı yok. Zaten şöyle bir şey var yani, Ahmet abi asla böyle konuşmaz benimle, imkansız. Ha. Tamam ya, şimdi anladım ben. Bu Ahmet ne aptal bir adammış ya. Neden? Yani senin gibi böyle güzel, tatlı bir kız varken ablamla ilgilendiğine göre. Teşekkür ederim Kartal Bey. Rica ederim küçük hanım. Neden bakıyorsun? Çünkü sen de kendi gençliğimi görüyorum. Ben de isyankardım. İsyankar değilim ben. Sadece annemi koruyorum. Anneni koruman, ona sahip çıkman güzel. Ve onu çok sevdiğin belli. Benimle paylaşmak istememeni de anlıyorum. Ama Emre... Beni düşman gibi görme. Tıpkı senin gibi ben de annenin mutluluğunu istiyorum. Öyle mi? O zaman hayatımızdan çıkmayı denesen. Emre. Haklısın. Yabancı bir adamın annenin kocası olma fikri kolay kabul edilir değil. Ben de benzeri şeyler yaşadım. Bak.
Benim babam Onur'un annesiyle evlendiğinde büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Hatta babamla nefret ettim. Hiç kolay değildi. Çünkü benim babam Onur'a gerçekten babalık ediyordu ama üvey annem sadece kendi çocuğuyla ilgileniyordu. Bana bunları neden anlatıyorsun ki? Çünkü babamı başka bir çocukla paylaşmak zorundaydım. Yalnızdım ve sığınabilecek bir annem yoktu. Belki o dönem yaşadığım acılar yüzünden çocuğu olmayan bir kadınla evlenmeye karar verdim. Çünkü benim çocuğumun da aynı acıları çekmesini istemiyorum. Nefise'nin bana yalan söylediğini öğrendiğimde bu yüzden korktum. Belki neden kızdığımı anlarsın diye bütün bunları sana anlatıyorum. Kızgın olmanız beni kaçırıp anneme acı çektirmenizi haklı çıkarmıyor ama. Haklısın. Hata ettim. Öfkeden gözüm hiçbir şey görmedi. Hepsi çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. En son onu servis yaparken üzerine nar ekşisi koyarsınız, olur mu? Seni bir daha kaybedemem Nefise. Ellerine sağlık. Yemekler hazır galiba. Evet, her şeyi istediğiniz gibi hazırladık. Beni o kadar büyük bir dertten kurtardın ki eşine rağmen geldin. Yani aslında onun anlayışı sayesinde oldu. Kemal Bey, umarım siz de en yakın zamanda iyi bir aşçı bulursunuz. Müsaadenizle ben gideyim artık. Nefise. Biraz konuşabilir miyiz? Sana söyleyeceklerim var. Kemal Bey, Muzaffer dışarıda beni bekliyor. Biz sizinle sonra görüşsek? Olmaz Nefise. Ben bu an için çok uzun zamandır bekliyorum. Şimdi konuşmalıyız. Tamam, peki. Şimdi konuşalım o zaman. Buyurun, ben sizi dinliyorum. Beni hatırlamıyorsun. Ki bu çok normal. Varlığından haberim bile yoktu. Anlamadım. Siz ne demek istiyorsunuz? Nefise. Bizim seninle hikayemiz çok eskiye dayanıyor. Ben Salih'in arkadaşıyım. Eski kocam. Anneni gerçekten çok seviyorum. Sevgi böyle bir şey değil. Sevgi zarar vermemeli. Nefise'nin bana yalan söylediğini öğrendiğimde kendimi kaybettim. Ama biliyor musun? Onun Mert'le kendi oğlu gibi ilgilendiğini gördükçe endişemin yersiz olduğunu anladım. Emre, hiçbir ilişki yalan üzerine kurulmamalı. Biz annenle bütün bunları yaşadık. O oldu, bitti. Artık yeni bir sayfa açtık. Tertemiz bir sayfa. Yalansız, riyasız. İzin ver. Aile olalım Emre. Eğer sana eve gelmezsen, annen, kardeşlerin, Mert hepsi çok üzülecek. Ben de çok üzüleceğim. Ama gelirseniz hepimiz için yepyeni bir başlangıç olacak. Hadi. Uzat elini bana oğlum.